Okay'dan Hikmet hakkında ilginç iddia. Burada benim başarımı engellemeye çalıştığını düşünüyorum açıkçası. Hikmet'ten Yusuf ve Atakan'a mesaj var. Kendileri beni geçemiyorlar, sana bana seçtiriyorlar. Atakan'ın birkaç tane atış denemesi oyun alanını fena karıştırdı. Soğuktu işte, soğuktu. Sen var ya, kazanmayı bilmiyorsun ha. Ayıp yani bu yaptığın. Hikmet'le yaşadığı tartışmadan sonra Atakan bu kez de Bora'yla karşı karşıya geldi. Senin de sadece benimle ilişkin var ya. Birazdan... Evet efendim, Survivor Panorama'dan herkese iyi günler. Tekrar karşınızdayız. Sema'yla, Damla'yla, İhsan'la beraber. Damla bugün saçından memnun değil, her zaman olduğu gibi. Yani kriz çıkıyor burada, yapacak bir şey yok. Bugün ne oldu, ne memnuniyetsizliğiniz var? Bugün hakikaten ben de Damla'ya katılıyorum. Olmamış değil mi? Olmamış. Olmuş mu? O kadar da değil yani, alakası yok. Ya olmuş mu deyince olmamış değil. Bakın olmamış diyoruz yani. Sema'cığım nasılsın? İyiyim, dostum sağ ol. Söyler. Teşekkür ederim. Nasıl gidiyor? Güzel gidiyor. Koşturuyoruz her zaman gibi. Her şey yolunda. Çok şükür. Bugün hazır mısın maça? Bugün çok biz hazırız. Evet, seyircilerimiz bugün bilmiyor. Bugün çarşı karışır. Efendim, bugün yayın çıkışı saat 2'de Survivor Extra masasıyla futbol maçımız var. Takımları söylüyorum. Bizim takım Sema, İhsan, ben, Damla, yapımcımız Boğaç ve Sami Levi, hafta sonu Panorama'dan biliyorsunuz. Karşı takım Furkan, Semih, Murat Özarı, Nagihan Karadere, Saadet. 4, başka kim var? Saadet 5 ve Yalkın olacak yapımcı olarak. 6'ya 6 maç Yalkın yapacağız. Biz zaten pek bir şey yapmayacağız. Evet. Nagihan'ı, Sema'yı Nagihan'a verdik. Biz orada top çevireceğiz. Artık siz birbirinizi tutarsınız ama tok okumadan tutun. Tabii. En sevdiğimiz birbirimizi evet, tutmak. Ama bu bir dostluk maçı. Değil mi? Tabii onun için evet, yapıyoruz her maçı. Zaman. Aynen, aynen. Canım. Yarın da maçtan görüntüleri eğer kazanırsak sizlerle paylaşacağız. Dün Sema şey yaptı ya, antrenman yapmış, bayağı bir çalıştı. Antrenmanını yaptı, bugün de çok ciddi bir performans bekliyorum. Evet, evet. İhsan da dün kampa girmiş, otelde kalmış. Evet. Nasılsın İhsan? Beslendim. İyi misin? İyiyim, gayet iyiyim. Yalnız Yalkın'la oynamasına itirazımız olacak. Niye? Bakalım. Eski futbolcu olduğu için. Eski profesyonel futbolcu. Acun abi domineye maçlara çağırıyor adamı. Ya adamın şeyde geri geliyor kariyeri yani var. Bildiğin Aydınspor, Beşiktaş nasıl falan olacak şimdi? Biz Damla Sema filan oynuyoruz. Orada Yalkın oynuyor. Bir dakika ya. Sen niye bize izliyorsun? Damla Sema derken küçümsüyor musun yani? Küçümsemiyorum da hani. İşimiz zor mu? Büyük seviyorum da. Hani biz böyle hani eğlencesine filan. Yok Yalkın olmaz. Biz her şekil kazanırız, rahat olun. Arkamızda seyircimiz var bizim. Onlarda seyirci yok. Biz koskoca camiayız burada. 4 yıllık bir camia var burada. Dün akşam nasıldı Survivor? Bir maçı beyaz takım kazandı. Ona 4. Bir maçı pardon siyah takım ona 4. Beyaz takım da diğer maçı kazandı. Ona 7. Dengeli, keyifli, değişik bir Survivor oldu. Ne düşünüyorsunuz? Nasıldı sizce? Vallahi çok güzeldi. Ben bu bir onun kazanmasına bayılıyorum. Biliyorsunuz bizde çok uzun süre bir takım kazandı. Bir takım çok aç kaldı. İzleme keyfi olarak da insanlar ya yine zaten bunlar kazanır dedirttirdiği için biraz rahatsız etmeye başlamıştı. O yüzden şu anda böyle bu rekabetin olması, iki tarafın da sürekli kazanıp kaybetmesi gerçekten çok tat katıyor. Evet gerçekten tat katıyor. Keyifli gidiyor Survivor'da. Rekabet gittikçe artıyor efendim. Yusuf'la Hikmet derken şimdi Bora ile Atakan başladılar böyle birebir bir savaşa, Survivor anlamında savaşa. Diğer yarışmacılar da aynı şekilde. Sabri'nin oyun kazanmaya başlaması. Hepsini konuşacağız ama önce en son elenen Tony'nin vedasıyla başlayalım. Tony nasıl veda etmiş, neler demiş, arkadaşları ne yapmış onu bir izleyelim, ardından yorumlayacağız. O Tony. Τόνι, τελικά αυτή τη φορά το παγουράκι σου χρειάστηκε. Γι' αυτό το είχα μαζί μου. Είχες προαίσθημα? Ναι. Θέλεις να πεις κάτι τελευταίο στους παίκτες που είναι δίπλα σου? Και δεν λέω απλά συμπαίκτες, γιατί υπάρχουν και πρώην συμπαίκτες από την άλλη πλευρά. Για την ομάδα μου, τους το πάκι στην παραλία. Δεν ήμουν αυτός που περιμένανε. Προσπάθησα να δώσω το 100%. Δεν τα κατάφερα. Για τα υπόλοιπα παιδιά, ζητάω συγγνώμη για όσα στεναχώρησα. Ένα παιχνίδι είναι. Αυτό. Survivor'ın bu yılki belki de en sert karakteri Tony, üzdüğüm herkesten özür diliyorum dedi. Yani işte bu aslında istediğimiz, beklediğimiz veda, herkese sarılması. Yani Tony şu an bendeki bütün negatifliğini sıfırladı mesela. Aslında bu konuşmayla dediğin gibi negatifliği sıfırlıyor ama ben takım arkadaşları onun hakkında konuşurken onların çok üzüldüğünü düşünmüyorum. Ya da öyle bir enerji hissetmiyorum. Evet, birazdan zaten izleyeceğiz onları da. Ne diyorsun Tony'nin gidişine? Ya ben üzüldüm tabii, ne olursa olsun artık o kadar fazla bir zaman geçiriyorsun ki bir yerden sonra biz de izlerken artık alışmış oluyoruz. 2 aydır da aynı yarışmacıları görüyoruz. Birleşme Partisi'ne böyle ramak yani, kala. Evet, tam Birleşme Partisi'nden 2 gün önce, 3 gün önce eğleniyorsun. Bu onun için ekstra üzücü. Hatta bu konseye gelmeden önce de şey konuşmaları vardı aralarında. Hani biz sürekli hayal ediyoruz hangi şarkıyı söyleyeceğiz, nasıl eğleneceğiz, ne yiyeceğiz, ne içeceğiz diye konuşuyorlar ama şimdi sen adaysın ve bununla ilgili bir hayal kuramıyorsun ister istemez. O da çok üzücü. Elendikten sonra onun psikolojisi ayrı. Arkadaşların eğlenecek, sen orada hala üzülüyorsun Survivor'dan eğlendiğin için. Kötü bir psikoloji. Konuşması bence çok çok güzel bir konuşma yaptı. Bence bizi etkilediğini düşünüyorum. Fakat takım arkadaşlarını galiba etkileyememiş. Evet, aynen. Tony bu arada birazdan bizlerle olacak. Şaka yapıyorum. Böyle bir şey yok. Söylemesene, heyecanlı. Aynen. Sema, sen ne düşünüyorsun? Ya ben çok üzüldüm ve bana inanılmaz böyle hissettirdi o hislerini, kendini kötü hissettiğini. Beklediği gibi olmadığını o da fark etmiş. Çünkü gerçekten atış tarihsizliği yaşayan, hani performans olarak kötü bir yarışmacı değil Tony. Atışları beceriksizliğinden dolayı kaybetti. Ve böyle o ağlamasıyla insanlar, çok hisli insanlar sinirlendiği zaman da çok yükselebilir. Üzüldüğü zaman da çok üzülür ama sevdiği, aşık olduğu zaman da bunun sonuna kadar yaşarlar. Tony de bence öyle bir adam. Ben gerçekten çok üzüldüm ama tabii ki arkadaşlarına geçmemiş bu. Peki Dimitra ile Spiros'un böyle derin bir oh çekmesi. Ne diyorsun? Yani Dimitra şimdi bir de karşı takımda. Spiros da aynı şekilde karşı takımda. Ya hani böyle bir şeyleri var, sevinçler. Dimitra ile Spiros da ekstra uğraşmıştı çünkü. Hı hı. Hani Yunan tarafından izleyenler daha çok biliyor da hani onların en çok sevinmesi çok normal. Çünkü hani Dimitra ile Spiros'un yakın arkadaşlığından böyle bir şeyler çıkarmış biri Tony, bildiğimiz kadarıyla. Hani bizim izleyicilerimiz bilmiyor ama biz öyle haberler almıştık. Onların hani sevinmesi normal ama yani gidişi o kadar doğru cümlelerle ve o kadar güzel hareketlerle oldu ki bir kere herkesi selamladı. Mesela Nikos'la sarılması, Spiros'la sarılması. Ya bizim daha bir haftada, bizim Türk tarafında bir haftada birbirine selam vermeyip, tokalaşmayıp gidenler var. Yani hiç o tarafa şey yapmayan insanlar var. Bir haftada, 2 haftada yarışıp. Şimdi böyle düşünüyorsun, orada 70-80 gün geçmiş, bir sürü olay yaşamışlar. Ama konuşması. Yaşanılan her şey bir şovdu aslında bir yerde. Hani yarışma içinde kırdığım insanlardan özür dilerim. Oyunun kuralıydı, ben şimdi çıkıyorum. Mesela ben şimdi çok net bir şey söyleyeceğim. Benim hayatımda tanıdığım en efendi, en düzgün insanlardan biri, hani tanışma fırsatı bulduğum insanlardan biri Emre Belözoğlu'dur mesela. Yani inanılmaz saygılı, inanılmaz efendi. Ama mesela Emre Belözoğlu'nu sahada nasıl biliyoruz? Aşırı hırçın, itiraz eden filan. O çünkü oyununu oynuyor orada. O başka bir şey yaşıyor. Ama bir çıkıyorsun dışarı, inanılmaz başka bir karakter. İnanılmaz aslında düzgün ve şey bir insan. Ama gidiyorsun mesela, şimdi ben Beşiktaş'tayım. Tribünlerde bir bakıyorum işte hakaretler oluyor ister istemez rakip takım oyuncularına. Sen bile edebiliyorsun çünkü sahada sert geliyor. Sahada başka bir şey görüyorsun. Ama dışarıda. Burada da aynı şey. Mesela ben dün bir şey gördüm. Hani sen belki söylersin ama mesela Tur abinin sizle ilgili paylaşımı. Ne kadar güzel değil mi? Hani, evet. Hani Tur abi Hakan'la eşinin ve Lila'nın fotoğrafını paylaşmış. Sen ona teşekkür etmişsin. Ama siz nasıl biliyoruz biz Survivor'dan? Birbirine en çok böyle düşman gibi duran iki karakter biliyoruz. Ama aslında normalde o oyunun bir parçası. Siz dışarıda normal iki medeni insansınız. Evet. Çok net de anlaşabilirsiniz. Bu bize onu gösterdi Tony. Yani gerçeği anlattı bize. Evet. Bu arada Tur abiye de tekrar teşekkür ediyorum. Böyle bir şey yaptı. Yani aslında bu hepimizin hayatta yapması gereken şeyler. Bazen hırsımızdan ya da nasıl diyeyim, o kötü duygularımızdan dolayı şey yapmıyoruz. Bu tip el uzatmalar her zaman olmalı. İnşallah bir gün Tur abiyi de burada ağırlarız. Belli olmaz, bakarsınız gelir yani. Ha. Semacığım, devam edelim. Sen ne diyorsun, evet, başka? Ben sen nasıl veda etmiştin bu arada, onu unuttum ben. Ben herkese sarılmış mıydın? Tam hepsi göründü mü bilmiyorum. Önce tabii ki Tur abiye sarıldım. Sonra Adem'e sarıldım. Adem'e bilekliği verdim. Sonra size geldim. Nagihan'a sarıldım. Başarılar diledim. Sonra Damla'ya, Hilmi'ye. Sana geldim. Seni sevmezdim ama seni bile sevdim Hakan dedim. Seni bile. Oo, yani gömdüm mü, övdüm mü? Ölmedim. Şöyle bir şey dedim. Abi seni... ne düşünüyordun mesela benim hakkımda ilk başladığında ve en sonunda? Bak, ben şu an seni öldürmeyi düşünüyordum. Çok sert geldi şu an. Cidden. Böyle var ya, ümüğünü sıkasın geliyordu senin. Gerçekten bak, çok ciddiyim. Ve hani ekiple de konuşurken 2017'de de biliyorsun hani oradaydım ya, herkesle çok iyiyiz zaten. Ya aslında öyle birisi değil, biliyor musun? Seni tanısa o da çok üzülürdü. İşte sen onu tanısan sen de çok üzülür. Hep böyle söyler. Zaten biliyorsun Acun abinin ünlüler takımı toplantısında sert bir giriş yapmıştı sana. Ondan sonra da konuşmuştuk. Ama ben de mesela, benim ailem de diyor ki ya sen ekranda biz gülerken görmedik. Ben her şeye gülerim yani, biliyorsunuz yani. Hiçbir gülüşüm, hiçbir şeyim yok. Sert, yarışan bir kadın, böyle alakasız. İnsanlara da böyle yansımış. Belki sen de o yüzden sevmedin. Eleştirdiğin haklı yerlerin ve haksız yerlerin olduğu gibi. Sana söyledim zaten bunları. Sana kızgınlığımı yüzüne de söyledim tabii ki. Buradan yanlış anlaşılmasın. Nerede söylediysem aynı cümleleri sana da söyledim. Ondan sonrasında zaten herkes işte bu arayı yapmaya çalıştığında... Hakan öyle değil aslında. Bak o da seni tanısa senin böyle olmadığını bilecek falan diye. Sonra adada biliyorsun... birbirimizi tanıdık. Evet. Sonra giderken de seni sevmezdim ama seni bile sevdim dedim. Evet. Survivor insanlara sevmediğini bile sevdiriyormuş. Bunu anladık. Değil mi? Evet Semacığım, teşekkürler. Evet efendim, devam edelim. Beyaz takımda Tony'nin gidişini değerlendiriyor. Bana çok mutlu gelmediler ama yine de bir izleyelim, sonra yorumlayacağız. Açıkçası Kyriakos'un kalmasına çok sevindim. Çok iyi arkadaşım. Survivor'da devam etmeyi hak ettiğine inanıyorum. Performansı çok yükseldi ve genel olarak karakteri benimkiyle daha uyumlu. O yüzden Kyriakos'un kalmasına çok sevindim. Νομίζω όλοι χάρηκαν. Εγώ έτσι νομίζω. Δηλαδή έβλεπα τους άλλους πόσο... Έβλεπα τους άλλους και μόλις ανακοίνωσε ο Σάκης. Τη Δήμητρα είδα. Λίγο φάση κάνω... Και λέω εντάξει. Ναι, υπήρχαν άνθρωποι που ανακουφίστηκαν. Η αλήθεια χθες το Συμβούλιο... Açıkçası dünkü konseyde ne siyah takımdan ne de beyaz takımdan Tony'nin gitmesine üzülen kimseyi görmedim. Avril ομάδα είτε από την Άσπρη. Bir insanın Survivor hayallerinin bitmesi üzüyor ve dokunuyor insana. Bu da gayet doğal bir durum. Evet, demin yanlış söyledim. Çok üzgünler dedim ama tam tersi mutlular. Yanlış söyledim onu. Üzgün olan bir tek Hikmet. Evet, bir tek Hikmet üzüldü. Gemisi parçalanmış. Evet, ondan ötürü. Ne oldu gemiye? Alabora. Alabora oldu. Tabii. Karaya oturdu. Tabii gece sudaysa, rüzgar falan da dalga varsa gitmiştir. Tabii kıyıya vura vura kırar yani sabaha kadar. İyi bağlayamamışlar bir de. Normal. Aynen. Alet edevat yok ellerinde o kadar. Aynen. Şimdi peki Tony'nin gidişini değerlendirelim. Yani Tony'nin gidişi takıma ne kaybettirir? Öncelikle bunu sorayım. Hani hoş, diğer aday da Kyriakos'tu aslında, performans olarak yakın diyeyim. Hani Kyriakos belki son zamanlardaki formuyla biraz daha iyi olabilir ama genel Survivor'a bakınca Tony biraz daha iyiydi sanki. Ama şöyle, Tony'de de mesela Tony ne yapsa oynanamazmış gibi geliyor. Kötü atış yapıyor. Evet, Tony ilk başta iyi başlamamış mıydı? Böyle bir takım kaptanlığına soyunuyor havası vardı. İşte yönlendirmeler, bir takım arkadaşları içerisinde bir grup oluşturma. Sanki çoğunluk ondaymış gibi. Böyle bir anda parladı ama bir anda da söndü. Sonra atışları en kötü olan. Ki biz Nikos'u ilk başta, ilk oyunda galiba çok kötü başladığını gördük. Sonrasında şimdi Nikos çok iyi, Tony... çok kötüydü ve ben atışlarının da düzeleceğine inanmıyordum. Ama ben şunu anlamıyorum. Yani herhangi birini yoldan çevirin. Yemin ediyorum Tony'den daha iyi atar ya. Evet. Bak herhangi birini diyorum ya. Git mesela şeyde, Levent'te ışıklarda duran amca bir gelsene şu Tony ile sana atış yaptıralım de. Vallahi billahi yener yani. Tony o kadar kötü atıyor. Bir de bu adam hani askeri kökenli, güvenlik uzmanı olarak çalışmış. Yani bir sürü background'u da var, sporcu tarafı da var ki zaten parkurda koştuğuna göre bir atletik kapasitesi de var. Yani o atışı nasıl o kadar kötü yapabilirsin ya da yapamazsın daha doğrusu. Evet. Çok kötüydü çünkü. Çok kötüydü ve hep ben böyle olur yokmuş gibi geldi. Bir de şöyle bir şey var. Kyriakos gerçekten hani parkur olarak da dün de yarıştığı yarışmacıdan arkasından gelmedi öyle aman aman. Atışları da daha başarılı olmaya başladı. Bence Kyriakos'a beyaz takım çok yaradı. Hmm. Daha başarılı görüyorum. O yüzden bu eleme gerçekten hakkaniyetli oldu. Hikmet biraz çalıştırıyor mu acaba Kyriakos'u? Bilemeyiz. Çünkü mesela hani şöyle düşün. Tony ile Kyriakos'u düşün. Biri biraz daha insancıl, biri daha böyle soğuk biri. Hikmet'le Kyriakos yakınlaşırsa, Hikmet Kyriakos'a hatalarını bol bol söylerse, düzeltmeye çalışırsa, atış çalıştırırsa adada bir şekilde Kyriakos daha bir havaya girmiştir. Bir de o üzerlerindeki Hikmet'le oynama baskısı da Hikmet'le aynı takımda olduğu için kalkmıştır. Ne diyorsun İhsan? Evet, bayağı havaya girdi. 5'te 0 yaptı dün akşam. Dün 5'te 0. Ama artık dün bitti abi, rahat. Birleşme Partisi'ne kaldı. Ya şimdi şöyle bakınca beyaz takımda ki ya daha doğrusu bütün yüzdeye baktığımız zaman yüzdesi en düşük 3 yarışmacı da beyaz takımda. Sabriye, Kyriakos ve Büşra. Ve Kyriakos'un mesela uzun süre orada olacak garanti. Yani bir müddet orada kalacak Kyriakos. Çünkü sıra daha Türk elemesinde. Ondan sonra bir kadın erkek eşitliğine bakılacak. Vesaire vesaire. Ama minimum 2-3 haftası var. Bir de beyaz takım kaybederse filan. Şimdi haftayı zaten 6-2 ile kapatan bir siyah takım var. Ama Tony gitti, hemen ilk oyununu aldı beyaz takım. Öyle düşünebiliyorum ama şimdi şöyle var. Kyriakos bol bol oyuna çıkacak artık. Minimum günde 2 tane oyunu var artık. Hani nasıl Sabri 2 tane oyuna çıkıyordu, Melisa 2 tane oyuna çıkıyordu. Mutlaka karşı tarafın 2 tane seçme hakkı oluyor ya. Bir ilk 8 seçmede ondan sonra işte 4-4 oluyor, 5-3 oluyor. Ondan sonra bir daha seçme hakkı oluyor. Kyriakos orada muhtemelen bir Yusuf'un, bir Panagiotis'in, bir Atakan'ın devamlı şeyinde kalacak. Karşısında kalacak. Eğer bir performans göstermezse ve 2'de 0 olursa da beyaz takıma bir şey katmaz. Burada hani onun performansı çok önemli olacak. Sabriye ve Büşra da var. Kötü performans olarak şu an çok iyi gitmiyorlar. Hani Büşra arada bir şeyler yapıyor. Bir anda iyi oluyor. Mesela dün akşam da 2'de 2'si var. Hani başarılıydı. Yaptı bir daha. Başarılıydı ama önceki oyunda 4'te 0 var mesela. Yani acayip böyle bir dengesiz. Bir ortası yok, değil mi? Karadeniz gibi ya. Yani böyle bir dalgalı bir sakin böyle. Nasıl oluyor anlamıyorum yani. Tam mesela dalgası da çok sert oluyor. Sakin kendi süt liman. Sakin kendi süt liman böyle inanılmaz. 4'te 0 yaptığı akşam hemen öbür oyunda 2'de 2 ve final yapıyor. Çok ilginç bir yarışmacı yani. Hani atışları bazen denk mi geliyor, motive mi oluyor? Mesela gidiyor sembollerde en çok sembol kazanan kadın yarışmacı Türk tarafında. Evet. Hani ilginç bir yarışmacı. Ama işte yüzdeye vurduğumuz zaman... Büşra değil mi o ya? Evet Büşra. Ha, Büşra evet okey. Hala yüzdeye vurduğumuz zaman mesela şu an yarışmanın en kötü son 3'te. Bunu bana soranlar var. Hani mesaj atanlar var, Büşra'yı sevenler var. Niye hala kötü sanıyorsun? Biz kötü demiyoruz. Biz önümüzdekini konuşuyoruz. İyiye iyi, kötüye kötü. Kötü de demek istemiyoruz ama yüzdesi düşük. Ne yapalım? Şimdi Sabri'nin yüzdesi %24. Kyriakos'un yüzdesi %31. Büşra'nın yüzdesi %38. Ondan sonra gelen Spiros var %44. Yani %44'ten %45'ten başlıyor gerisi. Bunlar %40'ın da altındaki yarışmacılar. Ve bu üçü de şu an beyaz takımda. Evet, aynen. Ama beyaz takımda inanılmaz iyi oyuncular var. Hikmet, Afrodit ve Bora. Bir de Seda'yı koy oraya. Onlar da en yukarıdaki oyuncular. Yani inanılmaz bir denge var beyaz takımda. Hep şunu diyoruz ya, beyaz takım eğer yüklerinden bir kurtulursa, o yüzdesi düşük yarışmacılar elenirse eğer beyaz takımı kimse tutamaz. İlk 8'in 5'i beyaz takımdan evet. Ama en alttaki 3 kişi de beyaz takımdan. Beyaz takım. Zaten o da bütün dengeleri karıştıran, aynen, dengeleri karıştıran durum oluyor yani. Devam edelim. Sabriye ile Okay Hikmet'i değerlendiriyorlar. Neler demişler bir bakalım. Hikmet hep benimle olmak istiyor zaten. Arada normal oyunlarda hani seçmek şey yapmıyor ya. Yani normal oyunlarda seçme hakkı gelmiyor ama mix oyunlar geldi mi ya Okay ben seninle eşleşeyim. Hızlı gideriz. Madem bunu düşünüyorsun normal oyunlarda da insan bir müsaade et de biz de oyun seçelim yani. Her şeye atlayıp ben seçeceğim, ben seçeceğim deme. Parkurda bana sonra da çoğunluk beni seçti diyor. Yani şey işte istatistik kovalıyor anladın mı? Seçiyor başarılı olmak için. Zaten, senin başarılı olmanı istemiyor gibime geliyor benim yani. Ya Allah görüyor işte kim başarılı göreceğiz bakalım. Bana öyle geliyor senin başarılı olmanı istemiyor gibime geliyor. Takım arkadaşına enkaz diyen adam kimin başarılı olmasını ister ki? Dün oyun sonu Hikmet'le tartıştık. Tartışma sebebimiz zaten oyuna gitmeden önce kaybedeceğimizi düşünüyordu. Karşı takımın da avantajlı olduğunu söylüyordu. Yani bunu söylemesi bence yanlış. Takımın moral ve motivasyonunu düşürüyor. Beni de etkiliyor. O yüzden istediği gibi oldu. Kaybettik. Şimdi şeyi sormak istiyorum İhsan. Yani şu an mesela Hikmet istatistik kovalaması için karşı takımdan kimi seçmesi lazım? Siyah Spiros. Takımdan. Spiros'u. Kimi seçiyor peki sence? Genelde Atakan'la Yusuf'u. Atakan'la Yusuf'u seçen biri sence istatistik kovalıyor mudur? Hayır. Evet, o zaman şu an böyle bir şey yok değil mi? Biz de Hikmet aynı suçlamayı yaptık. Ama biz bunu yaparken daha bir adalar birleşmemişti. Patri'yi ve devamlı işte Kyriakos'la en çok oynayan mesela Hikmet'ti. Simos'la. Simos'u ilk başta söylemiştim, evet. Yani geldikten sonra Simos'u en çok oynayan. Patrick'le oynadı bayağı bir. En çok da Kyriakos'la oynadı. Şimdi bunlar kimlerdi? Yunan takımının en yüzdesi düşük yarışmacılardı. Onları devamlı oynadığı için Hikmet başarılısın. Başarılısın, çık oradaki en iyi al ki en azından o en iyi bizimkilerden biriyle oynamasın. Bu eleştiriyi yaptık. Şimdi takımlar bu hale geldikten sonra Hikmet o dediğimiz şeyi yapıyor. Şu an biz bu eleştiriyi yapamayız. Evet. Yapıyor Okay. Oraya katılmıyorum mesela orasına. Okay'ın oynamak istemesi çok normal. Okay'ın çünkü performans yükseliyor yavaş yavaş da. Yüzdesi biraz daha yükseldi takımlar değiştikten sonra ama az sahada görüyoruz biz Okay'ı. Yani Okay'ın oynaması lazım. Çok doğru. Ama Hikmet'in istatistik kastığı yönünde bir iddiası var. Ona ben artık katılmıyorum. Çünkü Hikmet istatistik kasıyorsa gidip Yusuf Atakan'ı seçmez. Zaten karşı tarafta artık çok böyle istatistik kasacak bir oyuncu kalmadı yani. Nadir işte bir Spiros seçersin. Panagiotis de çok hızlı çünkü. Evet. Ya bunu ilk başlar için söylüyorduk, biz konuşuyorduk evet. Ama Okay'ın da artık hani sanki bu durumu etiket yapmış ve artık bunun üstünden sürekli aynı şekilde konuşuyormuş gibi geliyor. Ama biraz şey oldu ya bence. Okay özellikle Sabriye ile zaman geçirmeye başladıktan sonra Sabriye'nin Hikmet'e olan soğukluğu ve antipatisi Okay'da da bir etki bıraktığı için Okay biraz böyle konuşuyor gibi geliyor bana. Ya belki Sabriye'nin bir söylemi vardır. Hani seni oynatmıyorlar bilerek Hikmet işte gördün mü karşıdan şu kişiyi seçiyor falan diye. Hani görmediğimiz zamanlarda da belki adada hani bütün kişileri görmüyoruz sonuçta ama hani gizliden gizliye böyle bir konuşma da yapıp Okay'ı etkilemiş olabilir. Fakat şöyle bir durum var Okay'da. Okay evet oynaması gerekiyor ama Sabriye'nin etkisinde kalıp bu yorumları da yapıyor olabilir. Ama artık Hikmet'le anlaşamadığı için de bir yerden sonra ilk başta bizim değerlendirmemiz gibi aynı şekilde yine Hikmet'i de öyle değerlendiriyor olabilir. Hani şu saatten sonra bu takımlar karıştıktan sonra ben Hikmet'in hiç zayıf yarışmacıyla oynadığını görmedim. Genellikle zaten bir meydan okuması vardı Atakan'la Yusuf'a karşı. Atakan, Yusuf ve Emre. Emre de zaten genelde Hikmet'i seçen taraf oluyor yani. Evet. Hikmet Emre'yi seçmiyor. Emre bir delilik yapıyor ve Hikmet'i seçiyor ve gerçekten bazen de oyun alıyor. Bu da çok güzel bir şey yani. Sen ne düşünüyorsun Sema genel olarak? Ben ne düşünüyorum? Ben istatistik kovaladığını şu anda düşünmüyorum. Burada şampiyonluğundan en çok bahsettiğimiz Yusuf ve Atakan'la yarışıyor. Yani senin bir lafın vardı. Hikmet böyle şampiyon olamazsın. Şampiyon olacaksan güçleri seçeceksin demiştin ya. Adam şu an bunu yapıyor ama takım arkadaşları istatistik kovalıyor. Ben de buna katılmıyorum. Ve ben Okay'ın bu konuda böyle düşüncelerin olduğunu da düşünmüyorum. Mesela Sabri orada şey diyor, senin başarını istemiyor bence diyor. Dün biz bu masada izlemedik mi? Okay yarışsın, yarışmayanlar yarışsın, Okay yarışsın dedi mesela Hikmet. Yani bunun gördüğümüz bir seçmede bunu izledik. Daha görmediğimiz bir sürü seçme var. O yüzden ben böyle olduğunu düşünmüyorum. Ama maalesef Okay böyle düşünüyor şu anda. Böyle düşündürüyor belki de. Aslında bu olayın bence Okay şunu düşünmeli. Okay'a yaradığını düşünmeli. Niye? Hikmet, Yusuf'u ya da Atakan'ı seçtiği sürece Okay'ın oynayacağı yarışmacılar Spiros, Emre ya da Panagiotis olacak. Doğru değil mi? Aslında burada istatistik olarak birine yarayacaksa bu Okay'a yarar. Okay'ın bu durumda Hikmet hazır Yusuf'u ya da Atakan'ı yani karşı tarafın en kuvvetli erkeklerini alıyorken kendi performansını yukarı çekmesi lazım. Zaten bir toparlanma var ama daha da iyi olmalı bence eğer final şampiyonluk istiyorsa. Evet. Okay'da bir böyle hala bir şey göremiyorum yani biraz daha zorlamalı yukarı çıkmak için. Evet hızlı ama hala hız ve atışı birleştirdiğin zaman sayı alacak kıvama daha net gelmedi yani. Ya çok winner gibi. Okay'da da hata buluyorum biliyor musun? Şimdi sen orada yarışmacısın. Evet seni çok geri planda kalıyor olabilirsin. Oyunlarda ilk seçmelerde sen yer almıyor olabilirsin de ya birazcık da o zaman onun konuşuyor olması lazım. Yani çok sessiz kalıp da sessiz kaldığın zaman da şimdi Hikmet'in kesin çıkması lazım seçmeye. Çünkü karşı takımdan kimse seçmeyecek. Yunan takımından da erkeğin çıkıp seçmesi lazım. sürekli Türkler sessin, Türkler sessin gibi bir durum olmaz. Şimdi Okay'ın orada bir söz sahibi olup hani ben çıkmak istiyorum, ben şansımı denemek istiyorum diye onun konuşması lazım. Yani illa birisinin evet hani bugün de Okay çıksın dememesi lazım. Orada ya Okay konuşacak, ben atışlarıma güveniyorum, ben yapabilirim diye. Hı hı. O zaman o çıkacak oyuna. Öyle evet, bir durum olması bak, lazım. Bir de ne var biliyor musun? Bak Atakan'a bak %58, Okay'a bak %57. O kadar çok Atakan'ın şampiyonluğunu konuşuyoruz ki. Çünkü bir meydan okuma oluyor. Bir böyle oyunda o hırsı görüyoruz, o hırsı yaşayabiliyoruz, yapacağım diyor. Mesela Okay'da bunun eksikliği çok var. Evet. İnsanlara bu da geçmiyor. Hani bir yarışmacı, kendi takım arkadaşımız da parkura çıkarken o hallerine de güvenip bazen çıkarıyoruz biz. Hı hı. Mesela Atakan'ın o hallerine güvenip çıkarabilirsin ama Okay'da böyle sanki o hırs biraz daha az olduğu için takıma da bu yansımıyor. İzlerken de bize Atakan ışığını vermiyor mesela. Sadece agresiflik olarak demiyorum, bağırsın çağırsın ya da ne bileyim bir şey yapsın demiyorum ama bir heyecan, bir atraksiyon da yok yani. Halbuki %58, %57 Okay'la Atakan arasında. Evet. Aynen ama Okay'ın bu yükselişi aslında takımlar ayrıldıktan sonra yani son zamanlarda olan bir formu. O da güzel bir şey Okay açısından da, onu da es geçmeyelim diyoruz. Ve Seda ile Hikmet adada bir Sabriye'yi çekiştiriyorlar. Neler demişler izleyelim. Sabriye ile dün yine seremonide tartıştık. Tartışmadık aslında, sürekli bana dalaşıyor. Benim üstümden prim yapmaya çalışıyor. Seda'nın üstünden prim yapmaya çalışıyor. Ya Hikmet benim psikolojimi bozuyor. Ya Hikmet senin ismini ağzına almıyor. Senin yüzüne bakmıyor. Sana günaydın demiyor. Sen de Hikmet'e deme. Hani konuşmayacaktık, sözüne duracaktın. Seninle konuşmuyorum, sevmiyorum diyorsun. Niye muhatap oluyorsun benimle? Yani kötü giden yarışını, kötü giden Survivor'ını birilerinin üstüne yıkmaya çalışıyor. Afrodit iyi mesela. En son kaybettiğimiz ödül oyununda 3 tane oyun kaybetti. 10 tane oyuna çıkılacak olsa yine Afrodit çıkartacaktık biz Best of'a. Ama işte böyle düşünmeyen arkadaşlar var. Bir sürü kredisi var yani. Var yani kredisi. Mesela ben arkadaşlar bana güvenirseniz Best of'a çıkarım dedim ki güvendiniz, çok iyi atışı yaptım. Benim anlamadığım şimdi Afrodit her zaman oyunlardan elinden geleni yapıyor. Hikmet de öyle, Seda da öyle. Sağ olsunlar her zaman ellerinden geleni yapıyor ve oyun alıyor. Onlar sayesinde, onların aldığı sayılar sayesinde ödüle gidiyoruz. Ama benim anlamadığım Afrodit dün 2'de 0 yaptı. Yani Best of'a çıkarması bana göre yanlıştı. O yüzden fikrimi de söyleyemedim çünkü kabul edilmeyeceğini bildiğim için. Şimdi burada Sabri'nin yaptığı aslında çok güzel bir şey. Yani evet, şunu kabul etmesi, işte biz Afrodit'i, Hikmet ve Seda'nın aldığı sayılarla ödüllere gidiyoruz demesi bence çok güzel bir şey. Bunu herkes Survivor'da rakip olduğu, uzak olduğu kişiye karşı söylemez. Onu söylüyor. Sonrasında diyor ki Afrodit'i 2'de 0 yaptı, Best of'a çıktı. Bunda da bence haklı yanı var. Ama kim çıkacaktı noktasında düşündüğün zaman ben yine Afrodit'i tercih edebilirim mesela. Aynen. Çünkü benim için formsuz ya da o an 2 oyun kaybetmiş bir Afrodit'i bile, bir de hani oyun kaybetmek bazen böyle çok ufak dengelerle de olabilir. Afrodit'i her zaman için bu takımda diğer yarışmacılardan özellikle hani Sabriye'den, Riya'dan çok daha, Büşra'dan çok daha verimli ve iyi bir yarışmacı. Şöyle Sabriye'ye hak vermiyor değilim aslında. Şimdi Sabriye ne oluyor? Devamlı karşı tarafın iyi yarışmacılarıyla oynuyor ve istatistiği düşük ya. Özgüvenini kaybediyor. Her gün yeniliyor. Bir gün geliyor, bir oyun çıkıyor. Atış ona uygun ve o gün 2'de 2 yapıyor. Hı hı. Takımından bir kız da 2'de 0 yapıyor ve birilerinin Best of'a çıkması lazım. Orada Sabriye sen bugün iyisin, Best of'ta seni deneyelim diyebilir mesela takım. Ve yani kaybetse de en azından 3'te 2 ile çıkmış olacak veya onu hak etmiş olacak. Ama 2'de 2 yapmış Sabri'ye değil de Afrodit'e veriyorlar ya 2'de 0. Ya şimdi ben de olsam belki ben de hani orada Afrodit'e güvenirim. Ama Afrodit'e çıkıp sayısını alamayınca bu sefer Sabri'ye bu röportajı verecek tabii yani. Haklı, o da onun en doğal hakkı yani. Şimdi bir özgüven meselesi bu ya. Yani Survivor'da atışlar, hız, tamam onlar hız bir yere kadar ama atışlarla ilgili bir durum var. Ve takım içerisinde sen eğer bir yerde Best of'a çağrılıyorsan bu çok onore edici bir şey. Yani Sabriye de yavaş yavaş böyle havaya girebilir mesela. Dünkü oyunda Best of'a Sabriye çıkmış olsa belki de kazansa. Bir şeyler değişebilirdi yani onun açısından. Peki Sabriye bununla alakalı ne kadar ısrarcı oldu mesela Best of'a çıkmak için? Yani biz de olsak biz de çıkarmazdık. Sıkıntı o mesela. Bunu da yapmalıydı. Bak ben bir şey söyleyeyim. Bence dün Sabriye'nin, yani o oyunda Sabriye'nin Best of'a çıkması lazım. Evet bak, niye? Dün bunu yapmalıydı. Sabriye gibi bir yarışmacı 2'de 2 yapmış. Evet. Bu ne demek biliyor musun? Sabri normalde 2'de 0 ya da 3'te 1 yapan bir yarışmacı ya. Bu parkurda demek ki iyi. Atışında ya da parkurda rahat. Sen hazır böyle bir kız özgüven kazanmışken sok onu oyuna. Bir anda 3'te 3 olsun. Belki hem şeyi kazan, best of'u kazan. Hem de aynı zamanda Sabriye'yi kazan. Evet. Bu fırsat aslında takımın elinde de vardı ama bir yandan da şunu diyorum. Sabriye niye best of'a çıkmak için ısrarcı olmadı mesela? Ya daha önce başına gelenlerden dolayı olan bir şey bu ama mesela bir tane oyunda kaybedip ikinci ya bu sefer de zayıfı ben seçeyim dediğin zaman takım tepki gösterir. Hı-hı. Ama şu anda 2'de 2 yapmış bir Sabriye bu yükselmeyi yapmalıydı bence. Bunda sonuna kadar haklı. Takım ne derse desin, tepki göstersin, göstermesin. Burada biz de konuşurken mesela 2'de 2 yaptı kız, hakkı yeniyor dememiz lazım. Normalde yaptığı, yapmaması gerektiği şey şu anda da yapmadı, aslında yapması gereken şeydi. Yani 2'de 2 yaptığı yerde aslan gibi çıkabilirdi. Evet. Ki mesela bu röportajında da işte onlar sayesinde doyuyoruz gibi cümleleri bunu takıma da yansıtmalı. Peki şöyle bir şey olabilir mi? Sabriye çıkmadı. Afrodit çıktı. Belki Sabri'yi 9-9 olursa ki best of'a saklıyorlardı. Orada Seda çıkacak. Ay, Seda mı çıkacaktı orada? Evet. O zaman bence Sabriye'nin çıkmaması çok büyük bir hata da olabilir yani. Hazır şöyle bir durum varken bence yapılabilir. Ama hayır ya şimdi biz geneli değerlendirdiğimiz zaman kendini onların yerine koyduğunda biz şimdi... Sabriye'nin oyunlarına bak totalde atıyorum 20 tane oyun oynuyorsa eğer bunlardan 5 tanesini kazanıyor 6, diyelim. 5-6 evet, tane kazanıyor. Şimdi bu istatistik bu orana göre sen bütün her şeyini ona bağlayıp onu çıkarmazsın. Sen de olsan sen de çıkarmazdın. Ama 2'de 2 yapmış. Eli sıcak. Daha yeni 9-7'ye 9-6 iken çıkmış Elpida'yı yenmiş. 9-7 yapmış. Bak hala sıcak. Afrodit'e 2'de 0 yapmış. Afrodit'i Dalaka ile oynamadan 2'de 0'da. Sabri Dalaka'yı da yenip bence buraya gelmiş. Bence bulması gereken sadece Seda'nın çıkması lazımdı bence. Şey mi diyorsun yani? Sona bırakmazdı. Alalım yani Seda'yı 9-9'u garantileyelim. Evet. Eğer alabiliyorsa. Sonra kim olacaktı? Afrodit'i. Yine aynı noktaya döndük. Yani işte o da ayrı bir şey ya. Ne diyeyim vallahi bilemiyorum ki. Neyse. Dün akşamki oyunun makarna oyunun bir istatistiğini yapalım mı İhsan? Makarna oyunu. Evet. İkili, makarna ikili, partisi. İkili beraber oynadıkları oyunda. Evet. Yani mesela Hikmet'in hani hemen Hikmet'e bakıyoruz. Nedense hani çünkü çok hani alışmadığımız bir tablo. 4'te 1 yapmış mesela. İkililerde Hikmet çok başarılı olamıyor bazen. Çok pardon lafını böleceğim. Demin hani Okay dedi ya. Beni seçiyor. He, beni seçiyor dedi istatistik yapmak için. Kazandıkları tek oyun beraber oynadıkları. Evet evet aynen. Okay'la beraber olmak istiyor. Evet aynen. Okay da buraya şey yapıyor. Bak diyor işte normalde diyor oyun parkurlarında beni seçmiyor diyor. Bana seçme hakkı tanımıyor diyor. Ama ikili olduğumuz zaman diyor benle oynamak istiyor diyor. İstatistik. Hikmet o yüzden istatistik kovalıyor diyor. Bilemem. Yani Türkçe olduğu için daha anlaşıyor olabilir Okay'la. Şimdi Hikmet'e bakıyorum 4 oyuna çıkmış. Okay'la ikisini Okay'la oynamış. Kazandıkları tek oyunda Okay'la beraberken kazanmışlar ama bir tane de yenilmişler. Bora ve Kyriakos'la da beraber oynamış. Karşı tarafa geçince, siyah takıma geçince de mesela Sude'nin, Spiros'un ve Panagiotis'in çıktığı bütün oyunları aldıklarını görüyoruz. 3'te 3, 2'de 2 ve 4'te 4. Büşra'nın 4'te 0 var. En çok dikkat edici performanslar bunlar. Büşra mesela neden 4'te 0 yapmış sence? Hani mesela bana da biraz uyumsuz geldi aslında. Şey sırasında, parkur sırasında. Ya çeken oluyor ya çekilen oluyor. Böyle bir uyumsuz geliyor. Geçen hafta burada bir Elpida'nın 4'te 0 vardı. Biz Elpida ile ilgili işte kimi yakmış Elpida diye dedik ki ondan sonra Elpida sevenlerden mesaj geldi. Elpida kimseyi yakmadı. Hep partnerleri kötü attı diye. Elpida hep 2'de 2'de attı diye. İyi de tamam biz de böyle şaka yapıyoruz. Elpida kimi yakmış diye. Herhalde kimseyi yakmadı yani. Yani şimdi Büşra da kimi yakmış deyip şey mi yapalım? Evet uyumsuzsa yani 4'te 0'da vardır bir hata çünkü. 4'te 0 Büşra mükemmeldi ama 4'te 0 olması çok zor. Yani bir şekilde şanssızlık da var bu oyunda. Oyunun atış da çok farklı. Hani bir beceri istiyor, bir değişik bir şey. Yani Siskul ben hiç atmadım mesela çok bunu. Çok zor. Çok zor değil mi? En iyi yarışmacıyı da getirsen. Tutturman lazım onu sonra alışırsın ama tutturamazsan bitti. Hassas bir şey. Aynen. Kolay bir atış değil yani. Ayağınla falan dengede duruyorsun. Kolay bir şey değil. Ben bunun üstüne atlamıştım çift ayak. Ne olmuştu? Evet. Mekanizma kırıldı. Kırdın mı? Kırarsın sen. Evet. Şimdi devam edelim. Büşra bu oyun sırasında bir takıma isyan ediyor. Neler demiş bakalım. Sonra devam edeceğiz. Şimdi Dimitra 1. En sona geldiğinde bir tane tık yap şöyle. Durum 2-1. Büşra denedikçe deniyor. Dimitra ikincisini de attı. Durumlar eşit. İkisinde İkisinde de ikişer tane var. Sude atışlarına başladı. İlk atışı denedi. Olmadı. Büşra atışla biraz sıkıntı yaşıyor. İstediği balansı kuramadı bir türlü Büşra. Sude artık atışları sepete bir hayli yaklaşmaya başladı. Her an atabilir gibi duruyor. Şimdi Sude 3. Geriden geldiler, öne geçtiler. Büşra denedikçe denedi. Bir türlü istediği atışı yapamadı ama Sude attı bu sırada. Büşra bir türlü istediği atışı yapamadı. Kaç kere atmayı denedi ben de bilmiyorum ama maalesef mekanizmayla büyük sıkıntı yaşıyor Büşra. Sude attı. Sude attı ve durum 1-1 oldu. Gitmiyor değil. Ya gitmiyor. Anladım da bir şey diyorum, beni bir dinle. Bak şuradan bastığın zaman... Ayağını bastığında şimdi şöyle ne tarafa gidiyor, bu tarafa gidiyor. Düzelmiyor diyor, düzelmedi. Ben bir şey anlatabilir miyim? Bak oradan bastığın zaman orayı buraya ittin ya. Şuradan basınca bak yine geri gidiyor, gördün mü? Bu tarafa geçip basacaksın ki o tarafa doğru. Tamam, o zaman gerisi buraya devam. Ama o gel. Biraz önemli değil. Abi biri o tarafa çekiyor, biri bu tarafa geçiyor. Kira oraya koy. Hanginizi dinleyeceğim ya? Bir şey söyleyeceğim. Bağırmaman gerekiyor, sebebini söyleyeyim mi? Topunun o zaman hangi yöne gittiğine bir gör. Kendin o zaman karar ver. Tamam diyorum. Topun ne yöne? Ama topunun ne yöne gittiğini bile bilmiyorsun. Tamam mı? Diyorum ki biri diyor ki bu tarafa, biri diyor ki bu tarafa. Kendi kararını ver o zaman. Kendi kararını ver o zaman. Oradan düzelt. Tamam. Gel. He, Spiro pedal go di balla. İkinci de benim dediğim gibi yap, tamam? Gel. Al beni. Tamam, you will play again. Sakin. Dene bir tane bak. Geç bu taraftan bas. Put first. Taraftan bas. Don't do it like boom. First put and after shoot. Relax. Bu taraftan bas ama. Go. Dener misin? Bak. Go. You will play again. Relax. Direkt şunu yap. No. Bunda okey. Ben sana sapasıyım ya. Ayağım. Bak düz gidiyor ama güçsüz gitti. Evet, Büşra oyunu kaybedince tabii herkes bir şekilde bir şey göstermeye çalışıyor. Ya şunu düşünüyorum, yani burada mesela Büşra haklı mı yoksa kaybettiği için bunu takıma mı mal ediyor? Mesela bununla alakalı yorumunuzu merak ediyorum. Yani izledik, ben çok böyle sinirli ve agresif davrandığını görmedim. Tabii kaybettiği zaman... yaşanabilir bu. Ama karşı taraf da sana bir şey anlatmaya geliyor. Onlar da agresif mi geldiler? Evet, onlar da mesela hani Okay'a da dikkat ettim, Bora'ya da, hani hepsine dikkat ettim. Böyle hakaretli, böyle yüksek tonla girmiyorlar. O tarafa çek, bu tarafa çek diyorlar. O yüzden ben hani haksız bulmuyorum. Büşra'yı da haksız bulmuyorum. Çünkü o da defalarca atış yaptı. Bir türlü istediği olmadı. Onun da normal yani. Çok böyle üstüne düşmemek lazım bence. Mesela bak topu koyarken bile sıkıntı yaşıyor. Topu koyuyor. Bakmadan o topu oraya eğer... son oturuşunu sabitlemezsen İhsan, sen de bilirsin, bir şekilde o kıpırdayabiliyor. Bak koyuyor mesela topu bir tanesinde demin, top arkasından yuvarlanıyorsa ayağını koydu, bir bakıyor top ayağın dibine gelmiş mesela. Şimdi bunlar aslında çok hassas ya, bir atış kaybettiriyor sana bir şekilde. Ya işte bunlara biraz Bora falan kızıyor. Bu arada Hikmet'i gördünüz mü? Hiç kıpırdamadı. Bench'te oturuyor, hiçbir şey demiyor, anlatmıyor ki bu tip oyunlarda belki oyun zekası en yüksek olan yarışmacı Hikmet'tir. Hikmet'le Büşra arasındaki o kriz devam ediyor demek ki. Belki ondan dolayı değildir yani. Sonuç olarak herkes orada bir şey anlatmaya çalışıyor ve sen de bir 5. 6. kişi olarak oraya dahil olursan iyice bu sefer çorba olacak, her şey duyulmayacak. Bir defa Bora'nın orada çok güzel bir yönlendirmesi var. Anlatmaya da çalışıyor. Ve bence Büşra'nın burada kızdığı nokta kendisi. Kendisine kızdığı için ve sinirlendiği için ister istemez etrafındaki insanlara yansıtıyor bu durumu. Onun dışında ben oradaki çevredeki yarışmacıların hiçbir tanesi kötü bir şekilde ona müdahale ettiğini düşünmüyorum. Ve aslında herkes de aynı şeyi söylemeye çalışıyor Büşra'ya. Şimdi bizde de yaşandı bu durum. Kaybettiğin zaman kendine bu durumu yediremiyorsun ve ister istemez kendine kızdığın için de etrafa bir şekilde yansıtıyorsun bu durumu. Ben de böyle bir durum olduğunu düşünüyorum. Arkadaşların ama yapıcı olarak gelirler. Yani mesela orada bugüne kadar bu tip durumlarda kendisine gelip anlatıldığı zaman en çok tepki veren Sabriye bile arabada gaza nasıl basıyorsun diye bir şey yapıyor mesela. Hani bir yardımcı olmaya çalışıyor. O yüzden bence hani aslında Büşra da daha sakin olmalı. Diğer tarafta da kakafoni değil, tek bir ağızdan ya da bir kişi, iki kişi gidip bir şekilde daha net bilgiyi vermeli. Ama insanların böyle anları oluyor ya. Yani yaşamışızdır muhakkak hepimizde. Doğru atışı gösteriyorsun sen bana. Ama ben o kısmı beceremediğim için kendime kızıyorum. Bu sefer seninle yakın olduğum için sana da patlayabiliyorum. Ne diyorsun Hakan ya diye falan. Aynen. Öyle bir durumdur. Ben burada hani ne Büşra için ne de diğer takım arkadaşları için herhangi bir eksi ya da negatif bir durum görmüyorum. Evet, şimdi benzer bir gerilim de Riya'ya karşı oluyor. Kimler başrolde bir izleyelim, ardından buradayız. Sude bu sefer kısa düştü. Büşra'nın da çok yukarıdan gitti atışı. Çabuk çabuk. Büşra bu sonla bayağı bugün bir problem yaşadı. Şimdi attı mı dedim, olmadı. Sude de asfaltla kaçırdı. Avantajın sahibi Sude. Attı Sude. Sude attı. Durum 5-3 oldu. Şu Allah'ın cezası altında şöyle düzeltsin. Hepsi yeni atışlarını biliyor musun? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Yeah. Fırtına, ordinal da cihna. I fix it. I fix it all time. Atışın bir de tuhaf cihna ne lanete. Tahtaya vurdun. Sen de all time hem here. Sürekli ne eksimasi? Yahut hep cihna. Bilirdi aslında. Yahut hep cihna. Miren sikide. Evet, Seda'dan Riya ve Büşra ikisine karşı bir hafif bir tepki ya da hani bir azarlama diyeyim ufaktan. Ne düşünüyorsunuz Sema? Ne düşünüyorum? Yani Riya da Büşra da elinden geleni yapmaya çalışıyor burada. Çok böyle sert itip oraya doğru düzeltmesi lazım aslında. Hep sola çarpmış, doğru da hani Riya da bunu bilerek yapmadı ya da Büşra da. Bence biraz fazla yükselmiş, yani ben çok gerekli görmedim. Çünkü Riya zaten böyle şeylere alışık birisi değil. Yani ne kimseye yükseliyor, ne insanlar ona yükseliyor. O yüzden bu yükselmeyi bence Riya hak etmedi. Büşra da öyle. Çünkü hepimiz orada yarıştığımız için bakıyorum, çok sinir bozucu bir mekanizma bu. Büşra oraya bastığı zaman mekanizma değişebiliyor. Evet. Değiştiği zaman Riya düzeltmiş bile olsa tekrar düzeltmesi gerektiğini bilemeyebilir. Çünkü düzeltti. O yüzden bence gereksiz bir yükselme. Mesela bugün bu arada demin burada Büşra'ya yapılan uyarının aynısını Büşra Riya'ya yapıyor. Yani demin Büşra işte niye böyle anlatıyorsunuz derken şimdi Büşra anlatan taraf oluyor mesela. O da enteresan değil mi İhsan? Ya evet, ben şimdi başka bir şey... Ne oldu? Şimdi mesela beyaz takımın en iyi oynayanları mesela Afrodit 4'te 3 yapmış. Tek kaybettiği oyunda Büşra ile beraber. Seda 3'te 2 yapmış. Tek kaybettiğinde Büşra ile beraber. Şimdi Riya 2'de 1 yapmış. Kaybettiği oyunu şeyle oynamış. Sabri 1'de 0 yapmış. Büşra ile oynamış. Herkese kaybetti. Ya şimdi bir şekilde Büşra, geçen hafta dedik ama Büşra yakmış yani burada insanı. Bu atış ona bakmıyor. Çözememiş. Bakmamış, evet, çözememiş yani. Evet. Hani burada da eleştirilere biraz da şey yapmak lazım. Hak vermek. Dinlemek lazım, hak vermek lazım. 4 oyun mu gitmiş oluyor? Evet. 4 oyun yakmış yani. Orada Elpida çözdü taktiği. Topukla basıyor. En doğrusu burada, biliyor musunuz? Elpida boyunda Elpida kaç yaptı? Elpida 4'te 2. 4'te 2. Ama çok güzel atışlar yaptı. Ama kendi atışlarını yapan bir yarışmacı lütfen. Belki de Büşra bu yüzden mesela mutsuz. Hani bütün oyunlara çıktı. Eşli oyunlarda biliyorsunuz sen arkadaşın atıp sen atamayınca kendini kötü hissediyorsun. O senin yüzünden çünkü kazanamıyor. Belki de bu yüzden mutsuz olduğu için bu kadar yükselmiş olabilir. Çünkü herkese kaybettirmiş. Ama günün sonunda bir şeyi de var. Konuşması da var. Orada da hani kaybedişini arkadaşlarının çok yüklenmesine de bağlıyor ya. Evet. Yani o zaman onun faturasını arkadaşlarına onu yapmaya biz beni burada rezil etmeymiş. Bir tribünlere de dönelim. Cengiz nasılsın, iyi misin? Nasıl gidiyor? Mikrofon al bir tane. İyiyim, siz nasılsınız arkadaşlar? Çok sağ ol. Şimdi burada Seda bir şekilde olayın içine giriyor. Ve ben Seda'ya karşı mesela diğer kadın yarışmacılarda bir Seda'ya daha bir saygı görüyorum. Bunun nedeni ne? Sen bir Seda taraftarı olarak. Bence adının annesi, yani bütün herkese iyi davranıyor. Çünkü gerçekten Seda'yı dinlese Büşra zaten onun gibi atacak. Ama Büşra hiç dinlemiyor orayı. Yok öyle mi atayım, böyle mi atayım diyor. Yani iyi aslı, güzel aslı sorun olmaz zaten. Sen adada olsan dinler miydin Seda'yı? Tabii dinlerdim. Niye dinlemeyeyim abi? Bora'yı mı dinlerdin, Seda'yı mı? Seni dinlerdim abi. Vay kardeşim, teşekkür ederim. Sibel ablacığım, nasılsın, iyi misin? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Çok sağ ol. Saygımdan abla diyorum. Bu arada yanlış anlama. Aa, hiç önemli değil. Sıkıntı yok. Canım benim. Başkası söylese dalardım ama neyse. Tamam. Korktum şu an valla. Teşekkür ediyorum. Ne diyorsun bu olaylar için? Genel olarak Survivor için yorumların var mı? Onları da alalım bir. Genel olarak şimdi bu oyun, evet, birazcık ufak detayları kaçırmamak lazım. Büşra gerçekten çok kötüydü. Hikmet'in oradaki hiç takım arkadaşına bir destek vermemesi çok ilginçti. Orada oturuyor olması çok enteresandı. Onun çenesi hiç durmazdı. Ama ciddi bir tartışma yaşadılar. Biraz yani da ondan olabilir belki. Hani bench'e getirmiyorlardı. Adada kalıyordu her şey. Güzel yerden yakaladım. Burada kesinlikle el atsaydı, ki atmadık. Gerçi bizim işimize yaradı ama neyse. Çok güzel attılar ama. Okay çok güzel ama anlattı. Bakmıyor. Bora'nın söylediği doğruydu ama orada, biliyor musunuz? Bak, gerçekten frene basar gibi bir şey bu. Böyle laf diye basınca da olmuyor. Ayağını kesince de olmuyor. Var, evet, ince bir detay yani var. Yani herkes çok güzel anlattı ama olmayınca olmuyor. Büşra söylemedi yani. Bora'nın söylediği doğruydu ama. Yani nereye gittiğine bile bakmadan basıp durdu, evet, kızcağız. Peki Seda'nın Riya'ya bu kadar yüklenmesi doğru muydu sence? Ya Seda'nın o anda oyun herhalde telaşıyla yaptı. Seda aslında ılımlı bir kadın. Her şeye tamam müdahale ediyor. Her şeyi bildiği konularda muhakkak bir söyleyecek bir lafı var ama Riya birazcık hani mülayim, biraz alıngan, biraz daha kırılgan. Çok güçlü bir karakter değil. Yani bu tarz tepkilere dik durabilecek, üzülmeyecek, alınmayacak bir yarışmacı değil ya. İçten içe biraz içlenmiştir ama Seda da duramazdı yani gerçekten. Yani yapacağınız bir hamle, birkaç milim sağa sola kaydıracaksınız. Yapacağınız tek şey buydu dedi ve yapmadılar. Teşekkür ediyoruz. Adnan abi, nasılsın? Her şey yolunda mı? Karalar mı bağladın? Siyahları giymişsin. Teşekkür ederim. Var mı şiir falan burada? Çok şükür iyiyim. Tabii şiir. Biz Karadenizliyiz Hakan Bey. Her zaman anında beste yaparız. Yusuf'la Atakan iyi oldu. Peki Sabri'yi niye sevmiyorsun, sen Karadenizlisin? Sabri'yi seviyorum ama bazen işte Atakan'la Yusuf'la iyi diyalogları vardı. Onların arkasını atı tutmaya başlayınca sevmemeye başladım. Yoksa Sabriye bizim kardeşimiz. Yoktur ona adada yan bakan, rakiplerini parkurda peşine takan, hiç eksilmiyor arkasından dedikodu yapan, atıp tutan. Sen şampiyonluğa odaklan. Dominin prensi yakışıklı kardeşim Atakan. Wow. Zaten bir şey söyleyeceğim. Şiirlerin çok güzel ama sıkıştığın yerde şu Domini'nin prensi lafını sokuyorsun. Bak, bir dahaki şiirlerini hatırlatacağım sana. Geçen sene oranın prensi sendin, şimdi Atakan. Teşekkür ederim, sağ olasın. Şimdi dün bir arkadaş Yusuf'la Atakan'ı işte market tabelası eleştirmişti. İşte gebicik yapmıştı. Dlavbat. Bir arkadaş derken İhsan eleştirmiş. Şimdi Atakan'la Yusuf'un o market tabelası yapmasının sebebi erzak oyununu ve ödül oyunlarını kazandığında marketi doldurmak içindi. Ama işte aşk gemisi ne oldu? Karaya oturdu. Battı. Yani 10 tane ağacı birbirine bağlamışlar. Üstüne yaprakları koymuşlar. Al sana gemicik. Ne oldu? Gemiyi önce fareler terk edermiş. En son kaptanlar terk ederdi. Dün akşam gördük, Hikmet gemiyi terk etti. Dolayısıyla bu efsane de bitti. Şimdi Hikmet, Seda, Bora, Sude. Dokunmayın Atakan'ıma. Dokunmayın Yusuf'uma. Onlar birbirine sevgiyle bağlılar. Siz mi büyüksünüz? Hayır. Biz büyüğüz. Biz kimiz? Halkız. Eğer onları üzerseniz, eğer onları kırarsanız karşınızda bizi bulursunuz. Sizi ezip geçeriz, dönüp arkamıza bakmayız bile. Teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Sağ ol Adnan abi, alkışlayayım bari de. Evet. Evet, devam ediyoruz. Hikmet, Kyriakos'un parkurda düşmesine ufak bir laf ediyor. İzleyelim, ardından yorumlayacağız. Büyük bir motivasyon var iki takımda da. Bir ödüle ulaşmayı çok istiyor, bir diğeri ise de... Hikmet, haydi. Aradaki farkı kapatmak istiyor. Atakan şimdi attı. Atakan 3. Hikmet 1. Atakan atarsa sayı siyah takımın. Hikmet bir şanssızlık yaşadı atışlarda. Atakan attı. Siyah takım durumu 9 yaptı. 9-4 oldu durum. Düşebilir, ne yapalım? Tamam olabilir abi ya. Ben şey demiyorum abi. Oyunun gerildiğinde bir şey söyleyebilirim yani. Tamam da ama her seferinde bir şey söylüyorsun Hikmet. Her seferinde bir şey söylemiyorum. Yapma abi ya. Tamam. Bilerek kaybetmiyor kimse abi. Düştü bağlı olduğu için düşüyor. Şimdi burada anlamadığım bir şey var. Bir, Hikmet kendini frenleyemez mi? Bunu düşünüyorum. İkincisi de demin biz Bora'yı gördük. Başka arkadaşlarına bir şekilde bir şey anlatıyor, bir şey yapıyor. Burada Hikmet anlattığı zaman Bora'nın tepkisini çekiyor. Yani yanlış gördüğün ya da müdahale etmen gereken yerde etmeyeceksen niye oradasın? Hadi diyelim edene laf ediyorsan sen niye ediyorsun? Bir daha izlemek lazım ya. Yani orada acaba Hikmet Kyriakos'a düştüğü için çok ters bir şeyler mi söylüyor? Hani evet, izleyelim, hemen izleyelim. Sesini de açalım. Şey, bittikten sonra orada söylüyorum. Finalinde bir, finale gelelim istiyorsanız. Aynen, çünkü yani burada bir Kyriakos'un düşüşü var. Parkı kapatmak istiyor. Atakan şimdi attı, Atakan 3. Hikmet 1. Atakan atarsa sayı siyah takımın. Evet. Hikmet bir şanssızlık yaşadı atışlarda, Atakan attı. Şimdi burada izlememiz gereken yer burası. Seda ile konuşuyor. 9-4 oldu durum. Düşebilir, ne yapalım? Tamam olabilir abi ya. Ben bir şey demiyorum abi. Oyunun gerildiğinde bir şey söyleyebilirim yani. Tamam da ama her seferinde zaten Hikmet... Yapma abi ya. Orada düştü diyor. Seda da düşebilir, ne olmuş diyor. Evet. Ya ama aslında Kyriakos düştüğü için oyun kaybetmiyorlar ki. Hikmet'in atışlarının kötü olmasından kaynaklı olarak oyun kaybediliyor ama... şimdi bak Büşra'da biz bu konuyu eleştirdik, dedi ki kaybettiğini takıma yansıtmaması lazım diye. Büşra'nın yaptığı yanlış diye. Ama burada Hikmet'te de bunu ikinci defa görüyoruz. Böyle zaten Hikmet'in performansını tartışmıyoruz. Hikmet'in performansı çok iyi. Fakat daha önceki böyle eşli oyunda Nikos'la eşleştiğinde aynısını Nikos'a yapmıştı. Nikos atamadığı için ona gösterirken böyle bir sinirlenmişti. Şu an aynısı Kyriakos için de geçerli. O düştüğü için hani fatura ona yansılıyor ama aslında Hikmet burada atış yapamayan da Hikmet var. Burada düşmeden değil bak, olay burada düşmeyle alakası yok. Orada düştük demiş. Seda da düşebilir, ne olmuş, tamam ben bir şey mi dedim diyor. Buradaki olay, bence sinirlendi olay şu. Kaç tane bak oraya gelin şöyle yap diyor, top almaya gidiyor. Kyriakos ellemiyor. Geliyor şöyle yap diyor. Kyriakos yine ellemiyor. Mekanizmanın başın buraya itmesini sanırım oraya kuruldu. Bak böyle yapıyor, bak bir daha bak. Tekrar öyle yapıyor. Kyriakos yine ellemiyor. Bak tekrar yapıyor. Kyriakos yine ellemiyor. Kyriakos belindeki kemerle uğraşıyor. Evet yine zannediyorum bu tarafa çevirmediği için kızıyor. Yoksa düşebilir bence de. Eğer düşmesine kızdıysa haksız. Hepimiz düştük. Ne var bunda? Kyriakos da bilerek düşmedi yani. Aynen. Peki Bora'nın burada Hikmet'e hani neden bir şey diyorsun falan demesi? Bora yani... aracı. Bora aracı olduğu için mesela geçen gün Hikmet'in o tekme atması Nikos'a büyük bir ayıptı. Şimdi aracı olduğu için bunu ayıp olduğunu, Nikos'un etkilenebileceğini söylemesi gerekiyor. Burada da bu tavrının Kyriakos'u kırabileceğini söylüyor aslında. Çünkü ona bir misyon yüklendi artık maalesef. Olsa da olmasa da hani arada bazen suçlu durumuna bile düşebilir. Burada çünkü ben Bora'yı haklı görüyorum. Yapmak istediği şey... Hikmet'in ya da diğer Türk yarışmacıların Yunanistan yarışmacılarını kırmamaları. Bora'nın yapmaya çalıştığı şey bu diye düşünüyorum ben. İhsan, Hikmet niye frenlemiyor kendini böyle durumlarda? Yani kaybettiği zaman biraz daha böyle sinirli ya da bahane arayan bir Hikmet de var ortada. Evet, alışmamış çünkü kaybetmeye. Çok normal. Yani geldiği günden beri devamlı oyun kazanıyor. Kaybettiği zamanda da zaten hani ya şansa kaybediyor ya talihsizlik oluyor, kaybediyor. İkili olduğu zaman da ister istemez kaybetmeyi kendinden değil başkasından buluyor. İşte Nikos örneğini veriyor herkes. Çok haklı oradaki örnek. Yani Nikos çok iyi bir yarışmacı. Bir şeyi atamamış olabilir. Gidip onun önünde tahtayı falan tekmeliyorsun. Nikos sana şöyle bir bakıyor. Çok ayıp bir şey yani. Onu yapmaması lazım. Burada mesela olan olayı tam böyle kavrayamıyorum. Burada çünkü bir ufak bir hata var. Böyle inanılmaz büyük bir hata yok ama burada hatayı yapan Bora mı senin dediğin gibi, yoksa Seda ile Damla'nın dediği gibi Hikmet mi? Çünkü eğer düştün vesaire de Hikmet söyleniyorsa, kaybetmenin faturasını Kyriakos'a çıkartıyorsa hatalı olan Hikmet, yapmaması lazım. Ama senin dediğin gibi Hikmet çok basit bir şey söylüyorsa, yani sadece şunu yapsana falan, onu da diyecek yani. O kadar da tabii ki ya Kyriakos şunu şöyle yapsaydın diyecek. Orada da bu sefer Bora sen niye söyleniyorsun kardeşim falan diyorsa, o zaman Bora hatalı. Yani orada bilemiyoruz. Şu an bizim buradan gördüğümüz ufak bir hata var ama kimden kaynaklandığını bilemiyorum. Peki Bora ile Hikmet'in bu ilişkisi şimdi biliyorsunuz bir 2 hafta önce ciddi bir kavga ettiler ve ipleri attılar. Ondan beridir de böyle bir çizgide geziyorlar. Yani neredeyse böyle o çizginin öbür tarafı kavga ya da bir yani tehlikeli bir taraf olduğu için böyle o çizgide yani hem faydasızlar takıma ve birbirlerine karşı, hem de her an böyle kavga edecek gibi bir noktadalar. Evet. Bu takıma olumsuz yansıyor mu? Ya şöyle, Hikmet şöyle, Bora'ya ihtiyacı şundan var daha çok. Bora Hikmet'in direkt tercümanı durumda. Adada simultane tercüman gibi kullanıyor onu. Yani diyor ki Hindistan cevizini bıraksak adada yarışmayanlar var biliyorlar değil mi diyor. Bora tak 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 tercüme ediyor. Bunlar da onların farkındalar falan. Yani Hikmet öyle bir kullanıyor ki almış kendisi, böyle bir kongreye gitmiş. Simultane tercümanlar olur ya kongrelerde. Onlar da böyle direkt böyle çeviriyorlar. O şekilde kullanıyor. Şimdi eğer Bora ile Hikmet'in arası iyice kötü olursa Hikmet bunu bu kadar anlatamaz. Yunan takımıyla çünkü çok fazla iletişimde Hikmet. Onun dışında bir tek Seda ile iletişimde. Eğer o Bora'yı da kaybederse bu konuda Yunan takımıyla da kaybetmiş gibi bir şey olacak. Çünkü öyle bir iyi iletişim kuramayacak. Bora da senin dediğin yerde... Peki bu avantaj mı sence, dezavantaj mı? Çünkü ben her zaman şunu söylüyorum. Hikmet'in daha az konuşması Hikmet'e yarayacak bir şey. Hikmet her dediğini, aklının her geçini Bora'ya bir de karşı takıma tercüme ettirirse... Ama karşı takım da Hikmet'ten sonra. Ama Yunan takımı Hikmet'e hayran. Bu bir gerçek yani. Yani Tony dışındaki herkes Hikmet'i hem övüyorlar, hem seviyorlar, hem de Hikmet onları devamlı doyuruyor, bir şeyler yapıyor. Hani onlar için biçilmez kaftan Hikmet. Çünkü onlar öyle bir şey yaşamamışlar adada. Hikmet sayı alıyor. Bak adada yaptıklarını düşün. Sen şimdi Yunan tarafından gelmiş yarışmacısın. Nikos'sun. Bir gelmişsin, devamlı çıktı oyunlarda 3'te 3 yapan bir adam var. Onun sayesinde ya kazanıyorsun, ya ödüle gidiyorsun. Genelden onun sayesinde derken hani çok büyük payı var. Adaya dönüyorsun, devamlı hareket halinde bir Hikmet var. Bir yandan sal yapıyor, bir yandan balık tutuyor, bir yandan Hindistan cevizi kırıyor. Laks da eline böyle bembeyaz geliyor Hindistan cevizi. Oh yiyorsun. Yani ne güzel anlattın. Arada da bir tane tercüman sana Hikmet'in dediklerini anlatıyor. Dinliyorsun. Ne var ki bunda? İletişim güzel. Yani ben de olsam, tabii Yunan tarafından gelsem Hikmet'ten süper yani. Hikmet onlara hiçbir zararı yok Hikmet'in. Evet, hiçbir zararı yok yani. Evet. Yani Hikmet'in onlarla iletişimde olması çok normal. Bora'yı kaybetmemesi lazım. Çünkü Türk tarafından sadece Seda'yla bir ilişkisi var Hikmet'in. Sabri'yle anlaşamıyor, Okay'la anlaşamıyor, Büşra'yla anlaşamıyor. Geriye Seda'yla Bora kalıyor. Bora'yı da kaybederse... Kim kalacak? Kim kalacak? Nasıl anlaşacak bu? Sen ne düşünüyorsun Hikmet'le Bora'nın bu ilişkisi hakkında? Arkadaşlığı, yani neden buralara geldi ve bundan sonra takıma, kendilerine eksi mi yansır? Ya da Hikmet Bora'yı sadece tercüme için mi kullanıyor? Yani şimdi keskin bir cevap veremeyiz tabii. Hikmet'in ne düşündüğünü biz burada bilemeyiz ama... Daha öncesinde bir anlaşamamazlıkları vardı. Evet, Hikmet bundan sonra Bora'yla da çok iyi geçinebileceğini düşünmüyordum. Ama takımlar karma olduktan sonra hani bir şekilde artık konuşmak zorundalar. Çünkü Bora'nın çeviri yaptığı durumda Bora'ya da ihtiyacı var. Bora bence tamamen Hikmet'e karşı sırtını dönmek istemiyor. Her ne kadar da keskin çizgileri olsa da yine de ben arkadaşlıklarının... Hani onun için bir değeri olduğunu düşünüyorum Bora açısından ve bu yüzden de Hikmet'i bir anda kestirip atıp arkasını döneceğini de zannetmiyorum. Hani böyle birazcık o onu alttan alacak, o onu alttan alacak ya da kavga ederek daha sonrasında günün sonunda bir şekilde konuşarak bu şekilde devam eder. Yani ne tamamen küserler ne de tamamen böyle canciğer olurlar eskisi gibi ama bir şekilde devam ederler. Peki şöyle bir şey sormak istiyorum. Mesela şimdi... 2 aday çıkıyor ya artık. Yunan tarafının Hikmet'i çıkarmayacağı kesin bence. Hani Hikmet'i finale gidene kadar Yunan yarışmacılar yazmazlar. Ama baktığın zaman Hikmet'le çok ciddi problemler yaşayan bir Sabriye var. Hikmet'le çok ciddi problemler yaşayan bir Büşra var. Ve onların yanında Hikmet'i sevmeyen ve yine problem yaşayan bir Okay var. Ve bunlar 3 kişiler. Şimdi bu 3 kişi Hikmet'i bir şekilde potaya yazmaya çalışır mı? Çalışmaz. Yazarlarsa tepki alırlar mı? Bence çalışmazlar. Bence de yapmazlar. Tepki alacaklarını bilirler. Biraz Survivor'ın ucundan kenarından bakmışlardır bu arkadaşlar. Yani şu an şu pozisyondaki bir Hikmet'i... Bak Hikmet şampiyon olur demiyorum. Hikmet elenir elenmez bir şey demiyorum ama... Şu pozisyondaki şu takıma bu kadar sayı kazandıran... Bu kadar aktif adada yaşayan Hikmet'i yazmak bence tepki toplar. Yazmamaları lazım. Yani ben eleştiririm mesela şu Hikmet yazılırsa. Nasıl ki Atakan yazıldığında eleştirildim. O zamanki Atakan'ın performansı bence kötü değildi. Adaya şansı kötü değildi. Ama her dakika potaya çıkartılıyordu. Sakatken potaya çıkarıldı. Nasıl eleştirdiyse bugün Hikmet yazılırsa da eleştiririm. Ama şöyle bir durum var. Survivor'da olabiliyor. Şu anlamda söylüyorum. Kaderi ilk hafta hani performansı çok kötü değilken ya da daha bir iki tane, üç tane seçenek varken sırf adadaki ilişkilerinden dolayı yazdılar. Eleştirdik. Hakan aynı şekilde performans listesinin ikinci sırasındayken yazıldı. Gitti. Büşra'yı eleştirdik. Keza Kaan, gitmemesine rağmen bir Atakan. Yani Survivor'da böyle bir şey de olabiliyor. Olabiliyor, evet. Ben şöyle düşünüyorum. Eğer böyle bir oyun yapılırsa Hikmet'e karşı, karşısında hani şimdi isim vermeyeyim ama kim olursa olsun birçok insanın da aslında yenebilecek bir Hikmet var. Bu potadan çıkar ve çok da güçlenir. Ama adadaki tavırları çok değişir. Çünkü bu sefer adadaki düşman olduğu kişileri net olarak bilecektir. İnşallah böyle bir hata yapmazlar ama bana sanki ilerleyen günlerde böyle bir şey yapacaklar gibi geliyor. Olabilir. Hı? Çünkü çok net olarak nefret ediyorum, tiksiniyorum, sevmiyorum. İnşallah sen gidersin cümleleri olduğu için. Bu da olabilir ama ben şunu söylemek istiyorum. Ben inanmıyorum doğru anlatacaksan. Evet. Ben şunu söylemek istiyorum. Hani bütün tartışmalarda, dünkü izlediğimiz tartışmada mesela Sabri'ye gelip sen ona kokonat vermedin, hep onlara yalakalık yapıyorsun diyor. Sonra Büşra gelip diyor ki sen bana sormadın. Şimdi bütün gördüğüm, izlediğim bütün kavgalarda birileri gelip Hikmet'i kavgaya çekiyor. Şimdi mesela muhatap olmasan, ona kokonat verdi mi, buna verdi mi, şuna şunu dedi mi? Bunlara karışmasan aslında kavga çıkmayacak. Ve senin adada rahatsız olduğun bir adam olmayacak. Kendi kokonatını kırsan, oturup yesen mesela hiçbir tartışma olmayacak ve senin beyaz takımında bu adamı potaya yazarsan hem biz burada eleştirmeyeceğiz hem de sen birinin hakkına girmemiş olacaksın. Çünkü gerçekten ben Hikmet'in hani bunu gerçekten arkadaşım falan diye de söylemiyorum. Benden çok görüşlü arkadaşları var bu arada. Yani ben 4 yıldır hiç görmedim. Buraya geldiğinde gördüm bir tek bu yarışma için. Hikmet'in ben birinin başına gidip de sen niye ona şunu yaptın? Yemin ediyorum görmedim. Yapmıştır belki 3-5 ama ona yapılan daha çoktur. Bu konuda hakkını yemeyiz. Uzak durursun, karışmazsın kardeşim. Kime kokonat vermiş, Yunan'a niye iyi davranmış, senden ne? Evet. Yunan'a iyi davranabilir, kendi kokonatını kırarsın. Böylece adada kavga çıkarmayan, muhatap olmayan bir Hikmet olur. Takıma da sayı getiren bir adam olarak sen uzun uzun sayı alarak, ne bileyim kazanarak yol alabilirsin mesela. Çok bence basit bir matematik. İki taraf için de geçerli. Yani evet, onun için de geçerli tabii ki. Hani Hikmet de bence şey değil, hatası olmayan bir yarışmacı değil. Tabii yani ki. Biz diyoruz ki Sabri'ye evet bulaşmasın, bir şey söylemesin ya da Hikmet için de aynı şeyler geçerli. Hikmet hiç bulaşmasa, hiçbir şey söylemese, iki tarafta kendi kabuğuna çekilse aslında hiç tartışma yaşanmayacak. Evet. Ama Hikmet de hatalı. İşte bu şeyi konuşmuştuk Büşra konusunda. Hani Riya'yı tebrik ediyor işte eline sağlık diyor falan filan ama Büşra'ya bakarak bunu söylemesi işte onu tahrik etmesi. Bu Büşra'nın söylediği şey ama bak bizim izlediğimiz bu adamda Tony'den Kyriakos'a, Riya'ya kadar hepsine zaten ekstra Afrodit'e kadar iyi davranan bir adam var. Tamam. Şimdi bir insana iyi davranıyor diye. Hı hı. Neden bundan kendime bir pay çıkarayım? O Büşra'nın söylediği şey. Tamam. Orada Seda da vardı o konuşmada. Normalde Seda bu tarz konularda, tartışmalarda araya girip sen doğru söylüyorsun, sen yanlış söylüyorsun diye düzelten bir Seda. O zaman orada da eğer Büşra yalan söylüyorsa Büşra yalan söylüyorsun der. Büşra öyle hissetmiş olabilir. Onun yalanı yok ki. Kız öyle hissetmiş olabilir. Ben öyle hissediyorum. Hakan'a sen iyi dediğin zaman bir yapılanı yanlış hissetmek diye tanımlayabilirsin ama 2-3 olduğu zaman bunlar tekrar edildiği zaman hissetme değil artık bir şekilde bunu idrak etmeye geçer. Ben öyle düşünmüyorum. Ben öyle olsa bile bak şimdi sen onu övsen bile bunu bana bakarak yapsan bile mesela benim sana söyleyeceğim bana hakaret etmediğin sürece bulaşmadığın sürece sana bir şey diyemem ki ben ne diyeceğim? Bu tahrik etmedir ama zaten. Diyemem anladın mı? Bunun için ben kavga çıkarırsam aslında ben çıkarmış oluyorum olayı. Şimdi bu aslında şey oluyor bence. Tahrik ediyorsun ya karşındakini. Bu da bir psikolojik savaşsa eğer Survivor'ın içerisinde. Tamam yaptığı doğru ama o zaman diğer yarışmacıların da söylediği hani isim geçirmeden söylemeler, alttan vurmalar işte bir şekilde onu tahrik edici taraflarını o zaman diğer türlü de bizim eleştirmiyor olmamız lazım. Siz söylemek istediğiniz şey bak ben Büşra olacağım. Bak ben Büşra olacağım, rahatsız olacağım. Hani tiksineceğim, kavga edeceğim, adadan gitmesini isteyeceğim. Benim matematiğim çok basit. Onun o arkadaşlarıyla olan ilişkisine, onun kokonat kırmasına, ona hediye etmesine, ona sal yapmasına uzak durursam, hiçbir şekilde bana neden yapılmıyor diye hani bunları yaşamazsam... Evet, ben de aynı fikirdeyim zaten. O zaman benim için hayat çok kolay olur adada, anladın mı? Büşra adına söylüyorum bunu. Hı-hı. Hikmet bunu yapmış da olabilir, yapmamış da olabilir. Gerçekten gözünün içine bakarak da yapmış olabilir. Ama sen buna arkana dönersen aslında hiç kavga çıkmaz. Ben de aynı fikirdeyim ama ikisinin de yani iki tarafında yaptığı hata olduğunu düşünüyorum. Hani sadece Büşra arkasını dönse, yani Büşra için konuşuyoruz şu anda da Sabri için de geçerli bu. Şimdi Sabri arkasını dönse, hiç muhatap olmasa, hiç konuşmasa bir şekilde sen karşındakine o elektriği, o enerjiyi vermedikten sonra seninle uğraşamaz, doğru. Evet. Ama bu tam tersi Hikmet için de geçerli. Tabii ki. Şimdi Hikmet de aynı şeyleri yaptığı için ister istemez Büşra olsun, evet, işte Sabri olsun, onlar da bulaşmak zorunda kalıyorlar. Yani kendini kontrol edemiyorsun orada. Çünkü Survivor şartları gerçekten zor. Yani Sabriye için de geçer. Mesela Sabriye'nin bence de bulaşmaması lazım. Evet. Ya da kokonat açmasını ondan beklememen lazım. Bu kadar sevmiyorsan, bu kadar nefret ediyorsan, içinde bu kadar bir kim varsa ona karşı... Ondan evet, herhangi bir iyilik yani beklememen bu lazım. Mesela bence de öyle. Mesela 2-3 gün önce izlediğimiz Benç'teki Emre olayında... Ha sen Emre tabii iyi, o yüzden almıyorsun. Şimdi Hikmet gibi bir yarışmacıya bunu söyleyemezsin. Çünkü bu adam Atakan ve Yusuf gibi şampiyonluğundan en çok bahsettiğimiz yarışmayı seçiyor. Ama bir yere parantez yani oradan giriyor, anladın lazım mı? Şimdi Sabriye oradan girmese, kokonattan girmese, ha onu seçmiyorsun demese... Hı hı. O bütün kavgalar çıkmayacak. Hikmet'in de belki öyle yaptığı şey, o da girmese evet, çok tatlı bir Survivor olacak burada. Evet ama bunlar mümkün değil. Mesela işte Hikmet'in yaptığı orada da Sabri için. Normalde atıyorum Sabri ona çok bulaşıyor. Hikmet de ona ister istemez bulaşıyor. Çünkü oyuna çıkarken sen diyorsun ya tamam Sabri'ye çıkacak, nasıl olsa kaybedecek. Mesela bu da kötü. Tabii aslında ki, sen istem dışı ona bulaşıyorsun. Ve bence Survivor'ın da tadı tuzu bu olması gerekiyor. Hani kimse kimseye bulaşmasa, kimse kimseyi izlemese ya da bir şey demese, övmese ya da evet, öyle bir Survivor mümkün değil. O zaman bizim de burada konuşacak herhangi bir aynen konumuz olmaz ya da insanlar destekleyip ya desteklemeye. İhsan bir şey açıklayacağım demişti. Hatırlıyor musun? Hayır. Neden? Hayır ya, Hikmet'in neden önemli bir şey yazılmayacağını mı söylüyorsun? Ben de hani program başına döndüm ya, bir şey açıklayacağım falan deyince sanki bir şey ne açıklayacaktım falan dedim. Bak ekranı böldüler, bizi tartışacak gibi yani İsa iyi oluyor. Biz tartışıyoruz da ben Hikmet'in yazılacağını falan düşünüyorum dedim ya, bir kafamdaki hesap yaptım, yok yazılma ihtimali yok. Niye? Çünkü Okay yazacak olan kim? Okay, Büşra ve Sabriye. 3. Şimdi bunlar yazılırsa Yunan tarafını kontrol edemeyen 3 isim bunlar. Yunan tarafını kontrol eden Türkler kim? Hikmet başta. Hikmet kontrol ediyor ve Hikmet sempatisi var, evet, bizim gördüğümüz. Şimdi kendi karşısına rakip mi seçmiş olacaklar? Yani Hikmet'i kendilerine rakip seçecekler. Bir de üstüne Hikmet'e kaybedeceğini düşünürlerse arkadaşlar o riski göze almazlar diye geliyor bana. Doğru söylüyorsun. Hiçbir zaman onu yapmazlar. Bir de kalkıp Hikmet'e kaybetmeyi istemezler. Kimi yazacaklar? Bora'yı yazarlar. Bora'yı. Bora'nın SMS'i daha mı düşüktür Hikmet'ten peki? Hayır, ben Hikmet'i yazacaklarını düşünmüyorum yani. Bora'yı, Seda'yı da tercih etmezler. Çünkü Hikmet'le Seda bir şekilde onların yazmayacağı isimler gibi geliyor bana. Ama Bora'yı tercih ederler. O 3 kişi hani Bora ile ilgili bir geçmişleri var, yazılmışlıkları var. Anladım. Yani Bora ile Hikmet arasında Bora'yı tercih etmeleri daha mantıklı geliyor sana. Bana öyle geliyor. Evet. Hikmet'e kaybetmek istemeyeceklerdir. Doğru, mantıklı. Reklama gidiyoruz efendim. Reklamlardan sonra Survivor Panorama devam ediyor. Devam ediyoruz. Neyle devam ediyoruz? Okay, Hikmet'in ikili oyunlarda kendisini seçerek engellediğini düşünüyor. Bir bakalım, ardından buradayız. Normalde takım seçimlerinde işte öncelikle Hikmet Bora, Hikmet Nikos falan sürekli öne çıkıp kendileri seçiyorlar. Ama bu eşleşme oyunlarında nedense Hikmet hep beni seçmek istiyor yanına. Hızlı olduğumu düşünüyor diye bunu yaptığını düşünüyorum. Ne dedim sana? Yine beni seçecek Hikmet eş olarak. Demedim mi? 2 defa seçti beni. Hani eninde sonunda değişiyoruz ama ilk hemen kendisine seçiyor beni. Madem burada hızlı olduğumu düşünüyorsun, oyunlarda da bir de ki o kayda çıksın bir görelim. Hiç çoğunluk beni seçti, ben çıktım. Burada benim başarımı engellemeye çalıştığını düşünüyorum açıkçası. Şimdi burada çok enteresan gelen bir şey var bana. Biraz önce Okay ile Sabriye'nin sohbetinde seyrettiğimiz Sabriye'nin söylediği cümleleri röportajda Okay bize söylüyor. Yani bunlar Okay'ın düşünceleri mi yoksa Sabriye'nin mi mesela? Bir de Hikmet neden engellemek istesin mesela Okay'ı seçerek? Yani tam tersine ben mesela Hikmet'le yarışsam mutlu olurum. Oh derim, iyi bir yarışmacıyla yarışıyorum. Ne derler? Sayı bana da yazılacak. Mantık olarak bakarsan öyle bir durum var ortada yani. Çokça kalsın. Hayır, doğru bir şey bu. Sen istemez misin şimdi Sema ile yarışmak? Ya tabii ki de istersin ama şimdi çokça burada... kalsın sen de. Ama şimdi kendisini ifade edememiş bir Okay var. Bu evet. zamana kadar oyunlarda şans tanınmamış ya da söz sahibi olamamış bir Okay var. Şimdi bu ufak tefek konularda da seçmelerde her ne kadar iyi ve güçlü bir yarışmacıyla oynayıp sana sayı kazandıracağını düşünsen de bu seni bir yerde rahatsız eder. Hı hı. Şimdi ben sadece çıkıp Sema ile çıktığım oyunlarda iyiysem ve burada kendimi gösterebiliyorsam bu beni rahatsız eder. Neden ben bireyselde de kendimi gösteremiyorum diye. Hı. Ama ben dediğim gibi Okay'ın da birazcık hatalı olduğunu düşünüyorum. Şöyle... Sesi çıkması gereken bir yarışmacı, performans olarak iyi bir yarışmacı ve kendine de güveniyorsan orada söz sahibi olman lazım. Yani biz hani hep Hikmet'i konuşuyoruz, Atakan'ı konuşuyoruz, Yusuf'u konuşuyoruz ama Okay'dan çok az bahsediyoruz. Neden? Yani bir ortamdasın ve bir düşünceni dile getiriyorsan orada yüksek sesli konuşman lazım, baskın olman lazım. Eğer sen kendine güveniyorsan arkadaşlar bir saniye ya ben oynayacağım, hayır ben çıkıyorum. Yeri geliyorsa da sen onun tartışmasını da yapacaksın, kavgasını da yapacaksın. Hani eğer dersen ki hani ben oynamak istiyorum evet ben de çıkabilir miyim? Bir bunu söylemek var. Hayır arkadaşlar bir saniye ben çıkıyorum ya demek var. Hı hı. Anlatabildim mi? Orada da bence Okay'ın hatalı olduğunu düşünüyorum. Hani çıkıp neyse düşüncesi onu söyleyecek. Hani arkadaşları dinlemiyor mu? O zaman orada tartışmanı vereceksin. Oyun başı oyun sonu bir dakika arkadaşlar oyun başında biz bunu yapmayalım falanlara girmeyeceksin. Oyun başında da tartışmanı vereceksin. Sen bunu yaptıktan sonra ikinci oyuna çıkarken o zaman diyecekler ki Okay hani sen ne düşünüyorsun demeye başlayacaklar. Çünkü aman tartışma çıkmasın, aman oyun etkilenmesin diye bu sefer Okay'ı da dinlemeye başlarlar. Okay neden geride kalıyor ısrarla bu seçmelerde özellikle? Belki de fıtratında var yani Okay belki de çok böyle... yükselip çok sivrilen ya da ben yapayım diyen bir insan değil belki de ki izlediğimiz Okay'da böyle bir tavır var. Ama böyleyse de bundan yana çektiği sıkıntılara da çok takılmaması lazım. Şimdi izliyoruz ekranda, izlediğimiz bölümlerde, dünkü bölümde özellikle Okay çıksın diyen bir Hikmet var. Okay'la yarışmak isteyen bir Hikmet var. Okay'ın hızını zaten bence bütün takım görüyordur yani kör olmaları lazım Okay'ın ne kadar hızlı olduğunu görmemek için. Dolayısıyla ben de Okay'la yarışmak isterim. Çünkü gerçekten hızlı. Bunları onun için hisseden, onun hızlı olduğunu düşünen, onu seçen, Okay seçsin diyen bir Hikmet olduktan sonra bu konuşmaların çok Okay'ın konuşması olduğunu düşünmüyorum ben. Yani aslında zaman içinde böyle bu takıma geçtikten sonra ve Yusuf'la Atakan'la o birbirleriyle arasında olan hani bizi sattılar, öyle yaptılar, Atakan'ın yüzüne bakmam diyen Okay'ın bu konuşmalardan ve bu durumdan sonra daha fazla... Hikmet'le geçinebileceğini düşünüyorum ben. Ama böyle konuşmalar bence buna etkiliyor. Evet. Evet ben de hep şunu söylüyorum. Okay daha çok sesini çıkarmalı ama Okay'ın sesini çıkardığı yerler genelde işte Sabriye ile Büşra ile olan sohbetlerinde oluyor. Ve bu da biraz daha böyle kötü gözüküyor olabiliyor. Yani ne oluyor? Bakıyorsun Okay oyun alanında konuşması lazım. Sessiz bir Okay var. Sessiz kaldığı için... orada diyorsun ki ya Okay burada konuşman lazım diyorsun ama Okay onu adada gidiyor Sabriye ile Büşra ile değerlendiriyor. Sonra onlardan aldığı cümlelerle kafasında oluşanlarla röportajda konuşuyor. Bu sefer bana şey olmuyor bu mesela ki ben Okay'ı çok seviyorum ama Okay maalesef böyle bir aşırı sessizlik ve aşırı etkilenme içinde geçen bir şeyi var. Survivor var şu an özellikle Sabriye ve Büşra ile buluştuktan sonra. Katılıyorum ben de yani. Okay'ın bazı konularda yani şu bize anlatmaya çalıştığı röportajlarında veya Sabriye'lerle konuşurken anlatmaya çalıştığı şey aslında çıkıp seçme hakkını kullanmak. İlk seçme hakkını kullanmak ki bu en doğal hakkı ama bunu bir türlü net olamıyor bunu anlatırken arkadaşlarına. Yani takımla beraber şeye geldiklerinde, oyun alanına geldiklerinde ödülün oyunu dünkü bir tane oyun işte köfte patates oyunu. Takımı konuşuyordum. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Bora sen de tercüme edebilirsin. Ben bugün seçme hakkı kullanmak istiyorum. Müsaadenizi istiyorum. Bak ne kadar net. Bitti. Yani Hikmet ben bugün seçme hakkı kullanmak istiyorum. Hayır deseler de onlar eksiye düşüyor. Hayır derse falan orada başka bir... Ama bak netim. Yani Okay burada anlatıyor bir şeyler. İşte beni ikili yarışlarda seçiyor çünkü benim hızlı olduğumu biliyor. Normalde işte istatistik kovalıyor falan. Geliyor ondan sonra bir şey. Sonra mesela orada bazen seçme alanında konuşuyor ama şöyle konuşuyor. Arkadaşlar iki işte zayıfları seçelim karşı taraftan bir taktikler an. Ya hayır, bütün anlattığın şey aslında net. Sen çıkıp en doğal hakkını, seçme hakkını kullanmak istiyorsun. Bu ya arkadaşlar. Hikmet, bugün ben kullanacağım. Söyle, Nikos'a söyle. Nikos mu kullanmaz? Sen mi kullanmazsın Bora? Hikmet sen mi kullanmazsın? Ben kullanacağım arkadaşlar. Okey miyiz? Bir dakika önde tekrar sen kullanırsın. Bitti. Vermiyor musun? Eyvallah. Bir dakika önde bir daha istersin. Yani bu şekilde net olamıyor bir türlü. Evet. Lafları böyle bir eveliyor, geveliyor, bir şeyler söylüyor, o diyor, bu diyor. Net olmadığı için kaybediyor bence. Bunu istemesi en doğal hakkı olabilirdi. Ha şimdi şöyle bir şey var. Her gün bunu isterse o tarafta şimdi Hikmet gibi bir yarışmacı varken, Bora dönmüşken, Yunanlarla beraber yarışıyorken, Nikos'un diğerlerinin hakkı varken her gün bunu istemesi abes. Ama şimdi durup bunu 3 oyunda bir istemesi, ben bugün istiyorum arkadaşlar. Atışı da gördüm. Kendime de inanıyorum. Bana seçme hakkı verin. Bu kadar net. Bitti. Ya da hiç istemiyorsan da sonra adada gelip bu olayı eleştirme mesela. Ben de onun derdindeyim. İşte bana çıkma hakkını vermiyorlar. Ya da işte benim üzerimden şöyle şey yapıyorlar falan. Ya kardeşim sen bu hakkı almaya çalıştın mı? Çalışmadın. O zaman daha bunlarla alakalı konuşmayacaksın. Aslında var yani. Okay'ın böyle konuşmaları var ama çok sessiz bir şekilde bunu söylüyor. Yani o ses tonunla hani olayı vurgularsın ya. Okay'da bence bu eksik. Şimdi normalde biz Okay'ın ben arkadaşlar çıkmadım ama ben bugün çıkmak istiyorum kısmını söyledi. Söylemedi değil takım içerisinde. Ama hep böyle bir sessiz bir şekilde söyledi. Yani baskın rolünü hiçbir zaman oynamadı. Dediğim gibi bence tartışmasını orada veriyor olması lazım ki Okay'ın da şampiyonluk olasılığı bence çok yüksek. Performansı da çok iyi ama biz bunu konuşamıyoruz. Eğer ki bu takımda baskın kişiler böyle çok fazla işte tartışmanın içerisinde başarı oranı çok yüksek kişiler olmasa Okay'ın izlediği taktik doğru olabilir. Hani sessiz sakin oyunlara da çıkıyorum, oyunları da kazanıyorum. İşte şampiyon olabilirim gibi düşünebilirsin. Ama şimdi orada zaten çok fazla sesi çıkan insan olduğu için başarı oranları da Okay'a göre daha yukarıda olan yarışmacılar olduğu için Okay'ın burada biraz daha söz sahibi olması lazım. Evet. Kendini fark ettirebilmek. Okay'da ben şöyle bir sorun seziyorum. Sorun demeyeyim de şöyle bir sıkıntı diyeyim daha doğrusu. Mesela şimdi Emre bile, şimdi Emre ile Okay arasında kim daha iyi desem, hani böyle bir düşünür belki Okay dersin. Doğru değil mi şimdi? Ama aralarında %12 var. Ben Okay'ı şöyle görüyorum. %12 de bu arada Survivor'da ciddi bir yüzde farkıdır. Yani gerçekten çok ciddidir. Okay iyi bir ürün ama kötü bir pazarlama stratejisi ile ilerleyen bir ürün gibi. Anlatabildim mi ne demek istedim? Yani aynı mesela aynı yüzdeyi alan Atakan, Yusuf, aynı bakın Seda bak. Okay, Seda, Atakan, Yusuf. %57-58. Ben bir Yusuf'a, Atakan'a, Seda'ya bakıyorum. Bir de Okay'a bakıyorum. Okay hiç kendini satamamış. Hem arkadaşlarına hem de izleyiciye. Performans olarak. Ama Yusuf şampiyonluğun en büyük favorisi. Atakan şampiyonluğun favorilerinden. Seda kadınlarda en iyi. Kadınlarda en favori. Seda en iyi de kardeşim Seda'nın üzerinde Afrodit'i var, Katerina var. Onunla yakın şeyde olan Dimitra var. Yani Seda evet iyi ama öyle ağım şağımda iyi değil hani bakarsan eğer. Biz Okay'ı hiç konuşmuyoruz aynı yüzde de. Şeyi ama Seda'yı şey gibi konuşuyoruz böyle ay acayip ama burada hata Seda'da değil, burada hata bizde de değil, burada hata Okay'da. Okay maalesef kendini anlatamıyor, kendi istediklerini de anlatamıyor. Bize değil sadece bakın arkadaşlarına da anlatamıyor. Adada arkadaşlarına anlatamayan Okay'a Okay bize de geçmiyor. Okay'ın bütün sıkıntısı bu. Devam edelim efendim. Beyaz takım siyah takımla alakalı bir panik içinde. Eskisi gibi rahat değiller. Siyah takımın özgüveninin geri geldiğini söylüyorlar. Neler demişler bir bakalım. İnşallah bugünkü erzi alırız da rahat olur bizim için ya. En azından ödül kaybetsek bile erzak 2-3 gün, 4 gün götürüyor. Kazanalım bırak erzağı bir tarafa. Hani ekmek de olsa alırız biz erzağı da onlara o özgüvenin gelmesi tehlikeli. Belki birleşme öncesi son oyunlar ve bizi eze yendiler açıkçası. Yani. Oynadığımız oyunun utancını bir kapatalım yani. Ona 4 yenildik yani. Çok kötüydü. Hazmedilmesi zor bir skor. O yüzden şimdi aynı şekilde cevap vermemiz gerekiyor bir şekilde. İnşallah oynarım. Hep dışarıda kalıyorum. İstediğini söyle, oynamak istiyorum de. Bakalım inşallah seç. Niye demiyor? Ben mi diyeyim? Ne alakası var demiyorsun diye ya. Her seferinde diyorum. Nerede demiyorum? Diyorsun değil mi? Ben duymadım da hiç. Yok ya her seferinde diyorum. Da oynayacağım de ya. Onlar zaten kızıp oynatıyorlar. Okay. O zaman da bin bir türlü işte bin nazla Aynen. Kaybettiğin zaman... Tamam ben oynamayayım sen oyna falan muhabbetler öyle dönüyor. Kaybettiğin zaman da kötü oluyor. Ya kaybedebilirsin, kendisi de kaybediyor. İşte herkes öyle, kaybediyor yani. Zaman kötü oluyor. Herkes kaybediyor çıkınca. O yüzden daha ben hiç karışmıyorum. Yok beni ilk çıkarım bilmem ne, şunu alayım bunu alayım şey yapmıyorum. Sema Hanım buyurun. Burada Okay'la Sabri'nin çok komik bir sohbeti var. Okay diyor ki ben çıkmıyorum, işte çıkmam gerekiyor. Söylesene diyor Sabri'ye. Söylüyorum diyor. Ben hiç duymadım da diyor. Yani Sabriye bile aslında Okay'ın daha çok ses çıkarmasını istiyor. Evet. Bir tek Okay bunun farkında. Ya senin yerine ben mi konuşayım diyor. Ha, senin yerine ben mi konuşayım diyor. Gerçekten de hani keşke Okay bizi duysa da böyle. Okay artık seç, Okay kendini göster. Çünkü hakikaten listeye baktığın zaman birçok böyle şampiyonluk adayı dediğimiz insanla aynı durumda olup çok da efendi olup ama bir türlü ismi geçmiyor. O yüzden çıktığı zaman böyle üzülebilir bu duruma. Neden böyle yapmamışım diye. Bu arada beyaz takımın stresi de çok normal. Çünkü karşıda hiç zayıf yarışmacısı kalmayan bir siyah takım var. Yani beyaz takımda garanti sayı dedikleri isimler hata yaptıkları an oyun siyah takımın. Yani şu an Melisa'nın gidişinden sonra %60'a 40 beyazdan olan denge bir anda %60'a 40 resmen siyah takıma geçti diyebiliriz. Yani siyah takım resmen... Şu an farkı kapadı. 9-7 oldu değil mi toplam oyunlarda? Evet 9-7 oldu. 7-1'in üstüne 6-2'lik bir hafta evet, geçti. 7-1'in üzerine dediğin gibi 6-2'lik bir hafta geçti. Devam edelim. Bu arada siyah takımda ama şöyle bir sorun devam ediyor. Atakan'ın seçmelerde ön plana çıkması Yunan yarışmacıları biraz rahatsız etmiş. İzliyoruz. Yes, remember when we were together. Πλάτη στο καλάθι. Το πόδι ευθεία στο καταπέλτη. Back. Καλύτερα να το χτυπάμε με την. Don't look. It goes inside. Back main diyor. Okay. Please not lose even one point. Hear me. This is tactic. This is tactic. They don't know. They will be like this. Yes. No magic. No magic. Magic. Power. Spiros. Bora Spiros. Ας το προβεί, ας το προβεί, γιατί θα μαλώσουμε μετά. Μα πρέπει να... Κρυακό. Δεν έχω όρεξη να μαλώσω. Δεν μπορώ να μαλώσω. Δεν γίνεται όμως να το κάνει αυτό συνέχεια ψηλός, κάτι πρέπει να το κάνουμε. Κουράστηκα. Atakan Kyriakos. Atakan'la iletişim konusunda ufak bir sorunumuz var. Bir diyalog başlatamıyoruz. Oyun sırasında 2-3 kez yaptı bu şeyi. Yani öne çıktı. Bir düşüncesi olabilir. Doğru da olabilir ama biz anlayamıyoruz. Çünkü bize açıklayamıyor. Bu konuyu konuştuk. Anladığımı bilmiyorum. Çünkü bazen ben ya da bir başkası ona bir şey söylediğinde bir kulağından giriyor, öbür kulağından çıkıyor. Ama bu durum böyle olmaz. Takımın istediklerine uymalı. Öbür türlü doğal olarak bir sorun olur. Başka bir ihtimal yok. Evet. Şimdi burada tabii olay şu. Kısaca özet geçelim. Bir takım kararı var. Takım kararından sonra Atakan öne çıkıp Kyriakos'u alıyor. Ve arkadaşları da buna tepki gösteriyor. Burada acaba şunu sorguluyorum ben. Atakan'ın arkadaşı demişti ya, kimsenin gölgesinde kalma, kendi kararlarınla yürü gibi bir şey söylemişti. Bundan sonra olan bir şey mi yoksa Atakan neden böyle bir şey yapıyor? Çünkü şöyle bir şey de olabilir. Çok konsantre olmayan bir Atakan da olabilir. Yani orada dinlenenleri belki tam dinlemedi. O da olabilir. Dinlemediyse niye dinlemedi mesela? Hani... Ama bu anladığım kadarıyla benim yani bir kere ilk defa olan bir şey değil bu. İlk defa yapmış bir şey değil bu. Bunun daha öncesinde de yani atıyorum 2 kere, 3 kere, 4 kere, 5 kere neyse yani bunun sayısı bilmiyorum da orada Dalaka'nın yorumu hani ben yoruldum artık uğraşmak istemem çıksın gibi bir şey söylüyor ya. Hani belli ki Dimitra'nın verdiği röportaj olsun, Panagiotis'in verdiği röportaj olsun. Belki orada onu adada bir baskı yapıyordur şeye karşı. Adada değil ama oyun alanında belki bunu birkaç kere yaşadıkları için artık böyle rahatsızlıklarını dile getiriyorlar. Şimdi sen ilk defa yapsan hani o an konuşursun ve olay biter ama bu... defalarca olursa artık bir isyana geçersin. Bence bu dediğin gibi bir iletişim oyunundaki Arkadaşının söylediği durumdan dolayı olabilir bu. Sen katılıyor musun peki Dimitra ve Panagiotis'in Atakan'a olan bu eleştirilerine? Yani şimdi katılıyorum katılmıyorum değil mevzu ama ne olursa olsun bir takım kararı olması gerekiyor. Hepimiz orada yarıştık ve bunu bir şekilde organize ediyorsun. Sen çıkıyorsun, sen çıkıyorsun sırayla. Evet karşı takım belki hani senin o taktiğini bozabiliyor ama kişiler değişmiyor bizde de. Hı hı. Yine kendi aramızda konuşuyorduk ve öyle çıkıyorduk. Herkes birbirine bakardı. Ve öyle bir karar verilir hemen saniyelik. Ondan sonra bir kişi çıkardı. Ama burada Atakan zaten kimseyi dinlemeden bir çıkış yapıyor. Ben de dediğin gibi arkadaşının verdiği o şeyden dolayı, iletişimden dolayı böyle bir davranış sergilediğini düşünüyorum şu an. Ya biz de böyle Atakan'ı aman aman sürekli seçen bir yarışmacı olarak görmediğimiz için mesela ben izlediğim zaman bana abes gelmedi. Peki burada Hikmet'i seçmiş olsaydı mesela bu tepki alır mıydı takımdan? Hayır. Aynen. Evet. Almaz. Kyriakos'u seçtiği için esas tepki orada oluyor yani. Evet. Hani bir şekilde matematiği bozuyor. Sonra peki Kyriakos'la çıktığı oyunda ne yapıyor İhsan? Bu arada kısaca şeyde bakarsak istatistiklere. Yani hangi oyun olduğunu kestiremem. İkili şey makarna oyunu. Tam makarna oyununda ikili oynadılar ya. Şimdi Spiros, Atakan, Kyriakos, Bora ikilisi var. Evet. O oyunun seçmesi mi bu yoksa ondan sonraki ikinci dörtlü mü? Onu Atakan'la Kyriakos'un şey yaptığı ilk seçme bu. İlk seçme. O zaman evet. Yenmişler. Spiros'a kazanmışlar. Evet, kazanmışlar. Aslında oradan da mesela Atakan bir şeyde şey ama sonuçta sistemi bozduğu için takım buna kızıyor. Bu arada bu hepimizin başına gelebilecek de bir şey. Belki o an dinlememiş de olabiliyorsun. Ben de mesela bir kere belki iki kere hani oynadığımız 300 oyunda bir seçme hatası yapmışımdır kesin yani. Tabii ki olabilir hani... ya. Bir de bu göze, diyorum ya göze batan bir şey değil. Hani Atakan sürekli çıkıp Kyriakos demediği için bizi burada rahatsız eden bir durum olmadı. Takım arkadaşlarının muhtemelen bir stratejileri vardı. O bozuldu diye tepki gösterdiler. Ben %100 iletişim problemi olduğunu düşünüyorum. Çünkü siyah takımda iyi İngilizce konuşanlar yok. Yani anladığım gördüğüm kadarıyla hafif anlaşabilen bir takım onlar. Yani... Bir Bora yok orada. Bora çünkü net anlatıyor her şeyi. İsteklerini, Hikmet'in isteğini net anlatıyor. Mesela Kyriakos da fena konuşmuyor. O Yunan tarafının isteğini net bir şekilde anlatıyor. Ama bu tarafta mesela Atakan'ın neredeyse sıfıra yakın bir İngilizcesi var. Yusuf ve Sude biraz üzerinden gidiliyor. Yusuf'la Sude'nin İngilizcesi böyle acayip detaylı bir İngilizce değil. Orada hemen takım önünde alınan bir kararı anlamamış olabilirler. Evet. Peki yani burada... Bir iletişim problemi olduğuna %100 inanıyorum. Hı-hı. Ama şeye de katılıyorum. Ben adada olsam hemen empatiyi böyle konularda hep empati yapıyorum. Ben adada olsam bağlansam Melih bana dese ki kimsenin gölgesinde kalma seçme hakkını sen kullan kimseye hak verme diye bir şey olsa bana gelirim kurarım kafamda seçme evet ben Kyriakos falan derim yani derim. Evet. Bunu herkes der. Evet. Ulan derim dışarıdan demek ki böyle bir şey var yani. Şimdi niye ben müdahaleye kızdım bu kadar sert bir müdahaleye? Çünkü yani sen oradan çok iyi gidiyorsun kardeşim. Arkana dur diyeceğine seçme hakkını kullan. Aşk işinden uzak dur. Bilmem ne dikkat et. Bu kadar net mesajlar fazla müdahale geldi bana. Fazla etkiliyor işte Atakan'ı. Şimdi belki de hata yaptırıyor ona. Peki Dalaka'nın Atakan'la bu kadar yakın olması hem arkadaş olarak hem böyle Dalaka'nın ondan hoşlanması bir şekilde hani Dimitra ile Panagiotis'in de bir tepkisini çekmiş midir? Çünkü her zaman... Dalaka'nın gardında olan bir Atakan olarak da bakabilir. Hani Yunan tarafından bakarsın. Vallahi açıkçası hissediyorum ben aynı şeyi. Çünkü yani öyle bir tepki olabilir yani. Panagiotis'te şu var. Panagiotis iyi bir yarışmacı. Panagiotis genelde seçme hakkı kullanıldırılmıyor yani Panagiotis'e. Panagiotis biraz ikinci plana atıldı. Şimdi Yunan tarafındaki Panagiotis neydi? Nikos'la Panagiotis en iyi yarışmacılardı. Seçme hakkını kullanıyorlardı vesaire vesaire. Buraya geldikten sonra şimdi seçme hakkını Yusuf'la Atakan genelde erkeklerde kullanıyor. Emre'ye bazen kullandırılıyor. Hikmet'e seçiyor filan. Panagiotis oralarda pek olmuyor. Hani Panagiotis ikinci sınıfa atılınca da bunlar rahatsızlık duyuyor. Rahatsızlık duyduğu kişi kim? Başta Atakan'la Yusuf. Kim Yunan olarak bunlara en yakın? Evet. Dalaka. Çok normal bu rahatsızlıkların. Yani orada da ben Panagiotis açısından düşünüyorum. Hak veriyorum. İyi bir yarışmacı çünkü. Evet. Şimdi devam edelim. Bu köfte patates oyununda o anları bir görelim şöyle. Hatta LED'de görelim de beraber bir hem inceleme şansımız olur. Oyun öncesinde biraz tartışmalar, konuşmalar oldu. Hikmet'le Emre arasında. Kendileri beni geçemiyorlar, sana beni seçtiriyorlar ama hiç önemli değil, sen çok hızlısın. Çok hızlısın. Ena, Riya, Riya. Evet. Hikmet Emre'ye... Şimdi. Efendim? Niye bu konuşma? Bu konuşma ne? Hikmet Emre'ye diyor ki, hani seni bana seçtiriyorlar. Tamam, niye yani? Efendim? Niye bu konuşma sizce? Hikmet mi niye yapıyor? Evet. Bence onu seçmemesi için. Emre'yle karşılaşmak istemediği için. Emre'yle karşılaşmak bence istemediği için. Bence Emre'yle oynamak istemiyor. Yoksa Hikmet devamlı Yusuf'la Atakan'ı alıp zaten şu an yenmeye de başlamış, ritim yakalamış. Oradan devam etmek mi istiyor? İkisi de olabilir. Vallahi Yusuf ve Atakan'a açık bir çek gönderdi gibi diyebiliriz bence. Bence Emre'nin evet bu şu anki konuştuğu konuyu Emre'nin Yusuf'la Atakan'a söyleyeceğini, hani onları biraz daha ortamı kışkırtmak. Evet, kışkırtmak. Yani şöyle demek istiyor aslında. Seni benim karşıma onlar atıyorlar. Benle oynamamak için. Bu tuzağa gelme. Onların da cesareti varsa çıksınlar karşıma, onlarla oynayayım. Yem olma Emre demek istiyor bence. Dört tane farklı tez var şu an. Bilmiyorum evet. Güzel anlatabildim ama yani benim ama net anladığım bu burada. Hepimizin yani anlattığı dört. Ben 2 tane tez sundum. Sen ikisi olabilir dedin. Sen başka bir şey, sen başka bir şey söyledin. Evet, yani sen... Hepsi de olabilir. Evet. Bence ama bak bilmiyorum ama çok mantıklı geliyor. Ben olsam hani böyle bir haber Hikmet'in yerinde olsam yollayabilirim yani. Hazır Yusuf'la Atakan'la tempolu bir yarışıyorsun. 10 oyuna çıkıyorsun. İkisini üçünü veriyorsun en fazla. Bir bakıyorsun bir anda senin ritmini bozuyorlar. Hani bu şey gibi takım çok iyi giderken basket takımı bir anda mola alan bir antrenör oluyor karşı tarafta. Takım bir anda yavaşlıyor. Hop Emre bir de 1-2 kere ısırınca Hikmet'i ne oluyor? Atakan'la Yusuf bir anda hem dinleniyorlar hem oyun kaybetmiyorlar Hikmet'e karşı. Bir de çok dikkat ediyorum Hikmet'in atışları Emre ile oynarken bir dağılıyor. Yani evet. Normalde 2'de 2 çünkü önde geliyor Emre. Ya Emre ile bir telaş. Emre'nin önde gelmesinden kaynaklı muhtemelen. Hikmet Emre'den yani Emre ile oynamak istemiyor net bir şekilde o var. Yusuf'la Atakan'la oynamak istiyor. Orayı da kışkırtmak. Bence anlatılan bütün tezler olabilir ya buradaki. Evet. Hepsi yani birbirine bağlantılı ve hepsi çok... Ama burada şunu görüyoruz. Emre parkurda Hikmet'ten %99 önce geldiği için Hikmet atışlarda biraz daha stres yapıyor ve daha kötü atıyor. Atakan'la ve Yusuf'la yarışırken hem motivasyon olarak daha yüksek oluyor, daha hazır çıkıyor parkura. Çünkü yanında böyle deli gibi bağıran, çok hızlı koşan bir çocuk var. Senden daha deli Hikmet. Öyle bir durumda Hikmet kaybediyor. Ama Yusuf ve Atakan'a karşı hem öyle hem de atışlarda önde geldiği için daha sakin, daha dikkatli atıyor. Yani aslında Emre'yi yem olarak Hikmet'in önüne attığını söylüyor Hikmet. Ama bu Emre'ye artı yazar. Her zaman da yazıyor bence. Hikmet tabii ki demesi yazar. Gerçekten artı yazar. Şşş. Diyoruz ya Atakan da Hikmet demeli, Yusuf da Hikmet demeli. Çünkü karşıdan bir şey geldi. Onların da yapması gerekiyor. Çünkü şampiyon olacaksan öyle olman gerekiyor. Her zaman söylediğimiz gibi. Tabii strateji başka bir şey ama Emre mi, Yusuf mu, Atakan mı çerçevesinde o zaman ben Yusuf'sam ben de Hikmet'i alayım ki göstereyim derim. Ben şu an teknik direktör olarak atansam siyah takım başına. Seçme haklarını vesaire nasıl kullanacaklarını anlatsam. Acun abi şöyle birkaç hafta yollasa bize. Vallahi ne istedim vallahi. Takımları teknik evet. Çok güzel olur. Şöyle yana takım çok elbiseyle. Çok güzel bir noktaya gittik. Şöyle duruyoruz. Yönetiyoruz. Ben şimdi teknik direktör olarak atandım siyah takıma. Derim ki şimdi arkadaşlar 4 tane erkek seçme hakkımız var. Doğru mu? Karşı tarafta seçilebilecek tek erkek kaldı artık. Buraya da gittikten sonra Kyriakos var. Seçme hakkını bir tek Kyriakos'tan yana kullanabilirsin. Kalanların arasından bir fark göremiyorum. Nikos, Bora, Okay. Hikmet'i ayrı tutuyorum şimdi. Hikmet zaten muhtemelen karşı tarafı seçme hakkını kullanacak. Bu durumda ben şunu direkt yaparım. Hikmet'i en rahatsız eden yarışmacı kim bizde? Başta Emre, sonra da Panagiotis. Çünkü Yusuf'la Atakan Hikmet'e karşı tutturamıyorlar. Ben eğer tabii onlar bunu diyemeyecekleri için, böyle bir şeyden kaçamayacakları için ben teknik direktör olsam derim ki seçme hakkını Emre mutlaka sen kullan ve Hikmet'i seç. Zaten ikinci seçme hakkında herhangi biriniz Kyriakos'u seçebilir. Çünkü tek seçme hakkında zaten oranı o Kyriakos'u sokmanız gerekecek yarışmaya. Veya Panagiotis'e derim sen Hikmet'i seç. Çünkü Hikmet Panagiotis'e de ters geliyor. Hikmet hızlı yarışmacılara ters geliyor. Hikmet'e ters geliyor. Bir de şöyle bir şey var. Emre'nin ortalamasını aşağı yukarı. %35. Yok %45. Kaç? %45. Yani 10 oyunda 4 oyun alıyor gibi bir durum var değil mi aşağı yukarı? 46. %46 evet. Tamam 4 ya da 5 oyun oluyor. Zaten... Ama birebirlerde fena değil Emre bu arada. Yani... Emre daha iyileşti ya. Birebirlerde kaç söylesem ona? 16 galibiyet 18 mağlubiyet. Ya şöyle bir şey diyeceğim o zaman. İşte 10 oyunda 4 ya da 5 tane mi alıyor? Evet. Zaten Emre Hikmet'le çıksa ya 3 ya 4 oyun alır. Zaten sen böyle bir durumda Hikmet'i ekarte edip Emre'yi aynı istatistikte tutmuş oluyorsun. Doğru mu söylüyorum? Evet. Bir anda karşında Hikmet diye bir adam yok. Sen ondan sonra sayıları alıp oyunu almaya bak. Aynen. Bu Emre için siyah takımın normal olması gereken taktik bu. Ama şimdi bunu tabii şöyle bir şey var. Yusuf'la Atakan hani nasıl diyeyim ben şampiyonla oynayan yarışmacı adayları ya kalkıp da bunu söyleyemezler. Hikmet'ten kaçıyormuş gibi gözükemezler. Evet. Hikmet'i seçmeleri veya onunla oynamaları lazım. Evet. Peki Hikmet'e Emre'ye bunu açık açık söylüyorlar mıdır sence biraz daha böyle hani? Sen seç falan açık diye. Açık söylemiyorlarsa hani kapalı kapı arkasında söylüyor olabilir. Ama bir gün bu Emre tarafından çıkarsa kötü bir şey değil mi Atakan'la Yusuf için? Kötü bir şey. Yani bir gün Emre şöyle bir şey derse ki bir röportajında veya onların yüzüne karşı siz bana Hikmet'i seçtirdiniz devamlı derse bu onların biraz karizmasını çizebilir. Ama aslında doğru taktik. Bak doğru taktik bu. Emre'nin Hikmet'le oynaması doğru taktik. Yoksa Hikmet çıkıyor sayısını alıyor zaten. Hani ikinci tur seçmede de zaten Atakan veya Yusuf'a denk gelecektir illaki biriyle. Ama Emre ve Panagiotis Hikmet'i daha rahatsız edecek tipte yarışmacılar. Hızlılar çünkü. Bir yerde peki onlar da demez mi? Yeter ya, biz de hep Hikmet'le mi oynayacağız? Evet. Emre seviyor ya. Emre istiyor. İstekli. Evet, Emre'de sanki böyle hep Hikmet'i seçecek havası var. Ondan mutlu olacak havası var yani. Evet. Hani Emre böyle şey kovalamıyor. Ya karşı taraf Kyriakos'u bir kere de ben seçeyim diyecek bir böyle tipte değil yani. Emre zaten Emre'yle şeye bakıyor. Parkura çıkayım, o parkuru hızlı bitireyim, onun derdinde. Onun derdinde aynı. Yani cesur. Sayı almaktan çok parkurda hızlı olayım. Bununla biraz daha şey sanki konsantre, buna konsantre gibi geliyor bana. Şimdi Hikmet'le Yusuf bir gerilim yaşadılar. Onu hemen ekranda izleyelim. Evet, aslında bir yoktan bir gerilim de bu. İyi dinleyelim. Sabriye attı. Elpida da attı ama Sabriye'nin diski önce girdi. Sayı beyaz takımın. Durum 4-2 oldu. Sana bir şey diyor muyum? Sana bir şey diyor muyum? Onlar Elpina'ya Sabriye'yi seçtirdiler. Garanti sayı diye. Ben ona diyorum. Sana bir şey diyor muyum? Allah Allah. Kavga çıkartmaya yer arıyorsun Yusuf ya. Yapma abim ya. Yapma abim. Yapma. Şimdi evet. Şimdi burada yani günlerdir Hikmet Sabri'yi yerden yere vuruyor. Enkaz diyor, bilmem ne diyor. Sonra da karşı takım Sabri'yi garanti sayı olarak baktığı için onları eleştiriyor. Aslında burada bir çelişki yok mu? Tabii ki de. Ya çelişki var ama Hikmet'in söylediği kazdıkları kuyuya düştüler. Bu yarışmada bak ben aynı yerdim. 3 gündür de aynı şeyi konuşuyorum. Söylenebilecek bir laf. Yani kazdıkları kuyuya düştüler. Çünkü neydi? Yani karşı tarafın iyi bir yarışmacısı bu tarafın kötü bir yarışmacısını alıyor, taktik yapıyor ve kaybediyorlar. Aslında taktikleri tutmadığı biraz daha şey yapıyor. Takım elemanı olarak da kazdıkları kuyuya düştüler dedi. Bunu da mı demeyecek yani? Onu da demesin. Şimdi Yusuf ekstra ön yargılı ya bugünlerde Hikmet'e karşı. Bir şey arıyor, o da bir arayışa. Biz bir zamanlar Bora'yı eleştiriyorduk böyle. Hani böyle bir arayışta ve onu yakaladı yer. Şimdi Yusuf'ta da ben bunu fark ediyorum. Hikmet gak dese oradan bir laf atıyor. Bunu diyebilir. Yani bunu Hikmet diye. Yarın bunu Yusuf dese yani şöyle bir şey diyebilir. Şimdi kim var? Spiros. Hikmet Spiros seçti ve kaybetti. Yusuf diyebilir. Kazdıkları kuyuya kendileri düştüler. Bunu eleştiremez de hiç kimse. Şimdi bu herkesin diyebileceği bir cümle olduğu için bana çok böyle acayip bir şey gelmiyor. Yani bir hakaret yok. Bir şey yok. Kendi aralarında konuşuyor. Kazdıkları kuyuya düştüler. Evet yani. Düştüler. Çok sıradan. Evet bir taktik yaptılar. Olmadı. Bunu da kendi aralarında değerlendiriyorlar. Buna da biz eleştiri yapacaksak zaten veya Yusuf ona da karşı çıkacaksa ona da karşı çıksın. Ne konuşacak? Hiç kimse oynamayacak. Sadece atış yapacaklar. Fermuar çekecekler, dönecekler. Onu mu istiyoruz Survivor'da? Bu kadar da konuşulabilir ya. Senin taklidini yapmamış. Senin bir sevincinle dalga geçmemiş. Bunlar olabilir oyun alanında. Çok normal şeyler. Onlar olduğu zaman zaten eleştiriyoruz biz. Evet. Sizin söyleyeceğiniz bir şey var mı? Yoksa yeni konuyla devam edeceğim. Yani yok aslında. İhsan'ın dediğine katılıyorum ama burada önemli olan kısım şey mi? Bilerek yani onlar duysun diye söylenmiş bir şey mi? Yoksa hani atıyorum işte şurada yürürken kendi takım arkadaşları içerisinde yapılan bir konuşmada oradan Yusuf onu mu dinlemeye çalıştı? Tamam diyelim ki duyurdu. Ama duyurmak için söylüyor tamam, zaten. Duyurdu tamam, bağırarak söyledi. Kazdıkları kuyuya düştüler dedi. Yanlış bir şey yok tabii o kadar da. Ne olacak? Ya şimdi az önceki eleştirdiğimiz konuya o zaman ben geri döneceğim. Hani diyoruz ya kimse kimseye sataşmasa, kimse kimseye bulaşmasa işte bu zaman tartışma da yaşanmamış olur. Hani orada Yusuf'un söylediği sen hani bilerek tahrik etmeye çalışıyorsun. Tartışma ortamı yaratmaya çalışıyorsun. O zaman senin dediğin o kadar açık ki. O zaman oyun kazanan da kimse sevinmesine döner iş. Hayır. Yani bu işin böyle sevinsin. Bak bu iş böyle araba vitesi gibi. 1. vites, 2. vites, 3. vites. Şimdi yani ama bak, ne var en masumu sevinme. Ondan sonra o sevinmeye karşı tarafa hafif gönderme yapma. Ondan sonra karşı tarafla dalga geçme falan derken bir yerde karşı yani bir çizgisi var bunun tamam. Kavgaya kadar gidebilecek bir şeyken. Bu çizginin tam altında bir yerde ya. Bu böyle hani karşı taraf bir taktik yapmış. Evet. Yarışmanın en kötü yüzdesi olan yarışmacı seçilmiş ve kaybedilmiş. Bununla sevinç yaşarken takım arkadaşı o karşı tarafın taktiği tutmadı. İşte kazdıkları kuyuya düştüler. Tamam o niyet ama Hakan'ın söylediği gibi şimdi sen zaten enkaz diye işte aman Sabri'ye çıksa yenilecek diye hani bu kadar çok onu aşağıya çekmeye çalışırken şimdi Sabri'ye yüceltip hani işte bak gördün mü sen kazandın onlar da. Ama bir yerde de takım arkadaşı sonuçta. Ondan yana sıkıntı yok. Ama hayır şimdi o zaman böyle laf söyleyemeyiz. Burada sıkıntı şu. Ortam gergin. Yusuf'la aranızda bir şey var. Karşı takımlarınızda bir şey var. hani olsa da olur olmasa da olur bir cümle söylemene gerek yok. Evet. Ortamdan dolayı bir şey olmamış olsa bile. Şimdi bu konunun tam sıcağındayken devam edelim. Çünkü oyunda bir tartışma daha oldu. Atakan atış deneyince biraz bir tartışma çıktı. Hikmet de Atakan'a değişik bir lafla gönderme yaptı. İzliyoruz. Hikmet atarsa kazanacağım. Hikmet attı. Hikmet durumu 6-3 yaptı. Bravo. İki tane attım. İki tane mi attın? Bari yalan söyle. Gördük ya. Atakan bırakır mısın? İki tane atmadığını biliyorum. Doğruyu söyleyeyim. Aynen. Zaten burada da atar. Hikmet sen de gel. Zaten kazanmışsın. Gereksiz yani bu şeyler gereksiz. Tamam. Sen kazandın. Yapmayalım şimdi ya. Sonra tartışıyoruz. Evet. Bir takım birbirimize geliyoruz. Yani. Ya senle mi oynuyorum abla? Her şeye bir şey diyorsunuz ya 50 kişi. Bir kişi söylesin ya. Her şeye bir şey. Bir kural var Atakan. Allah'ını seversen. Allah Allah. Yani böyle bir şey olamaz ya. Kendi adamımıza da söyledim. Kendi adamımız için de söyledim. Ben her şeye bir şey demem. Sen rahat ol. 1, 2, 3 Atakan. 1, 2, 3 Black Survivors. Soğuksu. Sen var ya kazanmayı bilmiyorsun ha. Ayıp yani bu yaptığın. Yeter ya bir saat. Atakan devam ediyoruz ya. Atakan biz devam ediyoruz ya. Kulağın sürekli orada. Abi ben yarışıyorum. Sen karışma. Bunu istiyor zaten. Atakan. Abi yenildik yani ne yapayım? Sevgilimiz bozuk bana laf ediyor. Sana mı laf ediyor? Seviniyorsun sen o seviniyor diyor. Atakan sakin. Ne alakası var? Ne sevineceğim ben yiyemeyeceğim ya. Tamam sonra hadi. Şimdi burada Atakan fazla atış deneyince karşı takımın dikkatini çekiyor. Sonra bir tartışma başlıyor. Şöyle yorum alayım. Şimdi sırayla. Burada Atakan haksız. Çünkü daha geçen hafta galiba bu konu yüzünden Hikmet'le tartışmıştı. Hani Melisa dedi ya atış mı yapıyorlar orada diye. Oradan bir ateşi başlatan Melisa arkasından da Atakan da Hikmet de bu yüzden kavga etmişti. İşte neden atışlı deniyorsun, denemek yasak vesaire diye. Şimdi bu konularda ne kadar hassassanız eğer aynı hassasiyette kendiniz göstermeniz gerekiyor. Orada 4 tane galiba atış yapıyor Atakan. Ve asıl kuralı ben şey yapıyorum, merak ediyorum. Şimdi bizde normalde elinde atıyorum 5 tane top varsa ya da 4 tane top varsa elindekiler bitene kadar sen oyunu kaybettiysen elindekileri bitirene kadar biz deneyebiliyorduk. Ya da bir sınır vardı işte 3 tane maksimum atış yapabiliyorsun. Elinde 5 tane top olsa da 3 tane yapabiliyorsun. Bunlarda herhalde 2 gibi bir sınırlandırma var. O yüzden de ben burada aslında Atakan'ın haksız olduğunu düşünüyorum. Çünkü daha öncesinde Hikmet'le böyle bir tartışmaya girmiş. Peki orada araya girmesine daha atar mıydı Atakan sence? Atardı bence. Bence burada hepsi komple haksız. Sude de haksız, Atakan da haksız, Hikmet de haksız. Atakan haksız, fazla atış yapıyor ve... 2 tane attım deyip yalan söylüyor. 5 atış yapıyor. Diğer tarafta bunu sen yalan söyledin. İlk defa Hikmet haksız dediğini duyuyorum şu an. Yok çok söyledi. Şaka yapıyorum. Yani hiç öyle şeye girmeyelim. Hepsi için de aynı şeyi söylüyorum. Atakan'ın 2 tane attım deyip yalan söylemesi ve diğer tarafın bunu hemen kesmesi oradan. Hmm. İki tane atmadın yalan söyleme bari demesi. Hikmet'in suyu dökmesi evet. Yani bu şey bilerek yapmak bu. Bu resmen kavga çıksan gıcık etmek bu. Taciz etmek bu. Bu sırıtma taciz etmek. Bundan yana Atakan yükseliyor. Bir taraftan Sude giriyor. Doğru şeyler söyleyip yüksek ve bağırarak giriyor. Zaten Atakan'a karşıdan böyle taciz eden birisi var. Bir de oradan Sude giriyor. O da benzinle gidiyor değil mi? Yani burada kesinlikle. Yatıştırmak için yapılan hiçbir şey yok. İhsan peki bu tadında mı Hikmet'in yaptığı Survivor anlamında? Bence tam sınır. Yani sınırı geçiyor gibi bir şey. Yani böyle geçiyor. Karşı tarafa dalga geçme. Su çizgi geçiyor, yani. Hikmet bu tarafta. Yani evet böyle çünkü hani az önce dedik ya bir karşı tarafla uğraşırsın, tatlı laf gönderirsin falan. Artık hani bu su dökerek falan soğuk su iç. Hani artık oralarda da böyle yani tam böyle hani bu kadar da fazla diyebileceğin yerler. Hani bunun üstü zaten burun buruna gelirsin kavgaya doğru gider. Ama şu var. Şimdi VAR sisteminin olduğu bir oyunda yani direkt kameraların çektiği her yerde sen 5-6 tane atış yaptıktan sonra 2 tane attım diyerek yani yönlendirme yapmayacaksın. Şimdi Atakan'ın hatası. Hani bu özgüven midir? Artık hani açlık mıdır? Başka bir şey midir? Ama 2 tane attım. Yok 5 tane attın işte gördük sayıyoruz. Hatta belki daha fazlası. Yapmayacak. Bu hata çok önemli bir hata. Ondan sonrasını konuşuruz. Sude'nin tepkisi fazla mı? Hikmet'in tepkisi fazla falan. Onlar evet kimisine göre değişir değişmez. Ama Atakan'ın 2 tane atmadığı herkese göre belli. Hani orada %100'sün mesela. %99 Atakan 2 tane atı diyemezsin. O çok evet, bariz bir hata mesela. Hani 3 tane atsa bunun lafı olmaz ama 4 tane atıyorsun. Gidiyorsun tekrar topluyorsun. Bir daha atmaya kalkıyorsun falan. Karşı taraf yani zaten bu konuda hani devamlı kavga çıkıyor aranızda. Sen de bununla ilgili kavga çıkartıyorsun. Bu çok net bir hata. Onun üstüne Hikmet'in aşırı bir tepkisi olduğunu burada düşünüyorum. Burada sınır hafif geçiyor. Su dökme hareketleri, soğuk su iç falan filan. Yani göndermeyi biraz fazla geçtiğini düşünüyorum. Sude de tepkisinde biraz fazla olabilir evet. Ama adam çünkü emin değilim zaten yani sinirli yani. Atakan hep oradasın falan deyince bir tık daha yükselebilir. Evet. Atakan gel kardeşim yapsa aslında böyle normalde bu belki de araya giren 3. kişiler genelde ortalığı sakinleştirmek için girer. Ama Sude biraz daha bu olayı canlandırmak evet, için girmiş. Bence Atakan'ın bir an önce Hikmet'i yenecek şekilde oyunlarda oynaması. Atacağını alamayacağım. Efendim? Atacağını alamayacağım. Fatih Terim'in lafı. Aynen. Geliyor oyuncu bakıyor soyunma odasına ağlıyor. Hani ne oldu işte hocam atamadım falan filan. Sanıyor kendi böyle olsun oğlum falan. Atacağını alamayacaksın diyor. Bu kadar yani. Atacağını alamayacaksın. Evet. Yani sen de burada kusura bakma Hikmet'i çıkacaksın. Yeneceksin abi. Yeneceksin. Ona o cevap gibi çizgide yine su dökerek ya da işte bilmem ne atıp tutarak falan cevabını vereceksin. O senin bench'i dinleyen taraf olacak. Su dökmeyin ne diye? Yani bu o güzel oldu. Soğuk su iç üzerine sakinleşirsin gibi böyle yaptı demin. O da yaptı. Anlayamadım yani. Ya soğuk su iç derler ya hani bunun üzerine geçti. Soğuk su iç bitti artık gibi. Çok onu demek istiyor. Tabii. Bu arada bu bench dinleme olayı bir tartışma daha var. Hatta onu arkada ekrandan dinleyelim. Sude de burada bir Bora ile beraber galiba Atakan'a bir şey yapıyorlar. Bir izleyelim istiyorsanız. Acaba ya? Gökşenleri de böyle yapıyor sana da. Kulağın bey bak. 4 kere herkese burada değil. 4 kere attın dedin. 3. ben 2 kere attım dedim. 3.'yi atmadım. Ama şimdi burada onlar gibi olmayalım bana laf söyle. Bir öncekinde bana laf ettiniz. Kimsenin gözü ve kulağı burada değil. Bak senin dışında. Ama sen de değil ki. Ama gerek yok. Senin de sadece benimle ilişkin var ya. Yapma yok. Yok. Hoş değil yani. Abi oyun oynuyoruz gerginiz yani anladın mı? Tamam olabilir yani, ama gözün ve kulağın sadece senin burada onların neden? Bora'nın sanki orada değil ya. Bora da bu acayip ya. Hani Hakan, sanki Bora hiç karşı tarafı dinlemiyor. Efendim? Hakan sende öyle bir durum vardı. Yok ama duyardın yani herkes de öyle ya. Sema da bizi duyardı sen de bizi duyardın. İnsan ister istemez kulak kabartıyor ne diyorlar diye. Benim, haydi bittiler onlar haydi ya da bir şeyden değil. İnsan analizim var bilmiyorum katılır mısınız? Ben bunu hep söylüyorum. Hı hı. Mesela bir insandaki zayıf yön neyse o kendisini en iyi bildiği için o zayıf yönü bir başkasına görünce onu onunla vurur. Mesela benim bir zayıf yönümü söyleyeyim ben size. Ben çok açgözlüyüm. Yani bir yemek görünce böyle dayanamam falan tamam böyle giderim mesela. Gördük demin böreğe karşı. Mesela bir başkasına aynı benim gibi davranınca da abi bir dalma ya yemeğe falan dersin mesela. Ben bunu yaparım mesela. Niye? Çünkü ben aynı özelliğe sahibim ve aynısını bir başkasına gördüğüm zaman bunu ön plana çıkararak söylerim. Ve ben bunu hayatımda birçok yerde gördüm. Yani mesela annemin bir özelliği vardır. Onu mesela bir başkasına uygular. Veya arkadaş çok sevdiğim bir arkadaşımın bir özelliği vardır. Aynısını bir başkası yapınca ona öyle der. Ama hani doğru olan bunun tersini yapmak değil mi? İtham ettiği şey aslında kendisine olan bir özelliktir. Mesela şimdi Bora'da onu görüyorum. Gözün kulağın hep burada diyor. Halbuki gözü kulağı hep orada ya Bora'nın. Mesela onu çok net bize geçirdi. Kendisi de bunu biliyor ama onu kabullenmiş kabullenmemiş bilmiyorum ama bir başkası aynı şeyi yapınca da mesela gözün kulağın hep burada diye eleştiriyor. Evet. Halbuki aynı şey onda var. Peki Bora mesela bir 15 gündür sakatken çok sessizdi. Fakat oyunlara döndükten sonra yine biz o eski Bora'yı hani pause tuşuna basmış olduğumuz Bora'yı play tuşuyla tekrar Survivor'da görmeye başladık. Tadında. Yani. Evet, bu sefer daha tadında. Evet tadında gerçekten. Ama yine hızlı bir giriş yaptı diyebiliriz tabii, yani. Tabii o sessizlik de yok tabii. Evet. Yok. Ne düşünüyorsunuz? Ya bence zaten bu kadar sessiz de olunmaması lazım. İşte Atakan'la oynadığı oyunda sen istedin işte karşıma çık falan filan. Hani bunlar bence olması gerekiyor. Olayların içerisinde de ben Bora'yı şu anda genelde biz hep böyle bir eleştiri, bir haksız yönünü hep gördük ama ben şu ana kadar Bora'nın bu çıkışlarını çok da haksız görmedim. Çünkü Hikmet'le olan bir tartışmasında. Daha yapıcı çıkıyor evet, aslında. Evet hani yani bir şeyleri anlatma üstüne ses tonunu belki ayarlayamadığı için hani daha gür konuştuğu için biz bunu burada negatif olarak algılayabiliyoruz ama aslında bence ortada bir negatiflik yok. Tamamen bir şeyleri anlatma üstüne bir konuşma var. Evet. Şimdi Dalaka bir şey demişti o aklıma geldi. Bora ile Hikmet'i takımımda istemedim. Çünkü burada tartışma çıkacak kişi istemiyorum demişti. Sizce peki dediği çıkıyor mu yani? Bora ile Hikmet orada tartışma çıkaran yarışmacılar mı? Çünkü ben mesela eskiye göre daha sakin görüyorum. Öyle ama şu an siyah takımda gerçekten hiç tartışma yok. Yani Adada, kaybetse bile tartışmıyor. Adada böyle hiç tartışma olmayan bir takım var. Yani Dalaka'nın istediği eğer tartışma olmayan bir takım yaratmaksa doğru bir şey yapmış yani. Arkadaşlar bugünün de sonuna geldik. Ya. Su gibi geçti. Evet. Gerçekten. Çıkışta bir soğuk su içelim biz de. Güzel bir yayın maçımız oldu. Maçımız var. Evet, evet, şimdi saat 2'de efendim. Hazırlık bizim yapacağız. Burada Survivor Extra ekibiyle maçımız var. Yarın sonucu sizlerle paylaşacağız. İyi olan kazansın, dostluk kazansın diyoruz. Yarın bir bakıyoruz masa yarın boş. Saat 11'de bu masa hiçbir zaman boş kalmaz. Hepimiz saat 11'de inşallah buradayız. Kendinize iyi bakın.